oğlu İkrime, ölüm korkusuyla kaçıp Yemen tarafına gitmişti. Onun eşi Ümmü Hakim ise Müslüman olmuş ve İkrime'nin bağışlanmasını Resulullah'tan istirham etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İkrime için güvenlik garantisi verince hanımı Ümmü Hakim onu aramaya çıktı. Tihame sahillerinde deniz yolculuğu sırası Müslüman bir kaptanla görüşmekte olan İkrime'yi buldu. Kaptan ona diyor ki, ''La ilahe illallah Muhammeden Resulullah de, canını kurtarıver.'' İkrime şu karşılığı veriyordu, ''Ben de zaten bunu için kaçıyorum.'' O sırada İkrime'nin karısı ortaya çıkarak şu haberi verdi. ''Ben insanların en iyisi ve en hayırlısının yanından geliyorum. Onunla konuştum. O sana eman verdi. Seni güvenceye aldı. Gel gidelim. Kendine kıyma.'' Beraber yola çıktılar. Bir konaklama yerinde İkrime eşiyle birlikte olmak istedi. Kadın onu şiddetle reddetti. ''Olmaz. Ben Müslümanım, sen ise kafirsin.'' deyince İkrime, ''Doğrusu, seni benden uzaklaştıran şey gerçekten önemli olmalı.'' dedi. İkrime Mekke'ye yaklaşınca Resulullah ashabına şöyle dedi, ''Ebu Cehil'in oğlu İkrime, mümin ve muhacir olarak size geliyor. Sakın babasına sövmeyiniz. Çünkü ölüye sövmek ona ulaşmaz, diriye zarar verir.'' Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İkrime'yi görünce sevinçle onu karşıladı. İkrime sordu, ''Ey Muhammed, sen beni neye davet ediyorsun? Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun kulu ve Resulü olduğuma inanmaya, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum. Vallahi sen sadece Hakk'a davet ediyor, iyi ve güzeli emrediyorsun. Sen peygamber olmadan önce de bizim en doğrumuz ve en iyimizdin.'' İkrime bu konuşmadan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tuttu, kelime-i şehadet söyleyip Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün, ihlasla söylenmiş bir kelime-i şehadetin, ahirette müminin terazisinin sağ kefesini nasıl yükselteceğini şöyle anlatmışlardır. Aziz ve celil olan Allah Teala kıyamet günü, ümmetimden bir adamı halkın içerisinden alır ve onun için 99 adet büyük defter açar. Her defter, gözün alabildiği kadar büyüktür. Allah Teala adama sorar, ''Bu defterde yazılı olanları inkar ediyor musun? Muhafız katiplerim, olmadık şeyler yazarak sana, zulmetmişler mi?'' Kul, ''Ey Rabbim hayır, hepsi doğrudur.'' der. Allah Teala sorar, ''Bunları işlemenden dolayı beyan edeceğin bir özrün var mı?'' Kul, ''Hayır ey Rabbim.'' der. Aziz ve celil olan Allah Teala, ''Evet, senin bizim yanımızda, büyük ve makbul. Bir de hasenen iyiliğin var. Biz bugün sana zulmetmeyeceğiz.'' buyurur. Hemen bir kart çıkarılır. Üzerinde, ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.'' yazılı. Sonra Allah Teala buyurur, ''Ağırlığını yani amellerini hazırla.'' Kul sorar, ''Ey Rabbim, bu defterlerin yanındaki şu kartta ne?'' Allah Teala ona, ''Sana zulmedilmeyecektir.'' buyurur. Hemen defterler mizanın bir kefesine konulur, kart da diğer kefesine. Tartılırlar. Neticede defterler hafif kalır, kart ağır basar. Esasen Allah'ın ismi yanında hiçbir şey ağır olamaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhisselama gelen ilk vahiy, uykudayken gördüğü sarih bir rüyadan ibarettir. O bir rüya görmüş olmazdı ki sabah aydınlığı gibi acık bir şekilde zahir olmasın. Allah ona tenhada kalma sevgisi vermişti. Bunun için Hira Dağı'na çekilir ve orada aile efradına dönmeden azığı bitinceye kadar birkaç gece kalır, ibadetle meşgul olurdu. Sonra tekrar Hatice radıyallahu anha'nın yanına gelir. Yine bir o kadar daha azık alır ve Hira Dağı'na çekilirdi. Bu şekilde Hak, yani Cibril aleyhisselam kendisine gelinceye kadar Hira Dağı'ndaki mağarada kaldı. Ve melek gelip kendisine, ''Oku,'' dedi. Allah'ın Resulü'nün kendi ifadesiyle, ''Ben okumak bilmem,'' dedim. Beni alıp göğsüne bastı ve takatim kesilinceye kadar sıktı ve tekrar salıverdi. ''İn, oku,'' dedi. ''Ben okuma bilmem,'' dedim. Tekrar beni üçüncü defa alıp göğsüne bastırdı ve takatim kesilinceye kadar sıktı ve salıverdi. Son olarak yine kainatı yaratan, İnsani bir parça kan pıhtısından yaratan Rabbinin ismiyle oku. Oku ki Rabbin Kerem'de benzeri olmayan celal sahibi Allah'tır dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam
bu ayetleri alıp kabul ederek yüreği titreye titreye döndü. Doğruca zevcesi Hatice binti Hüveylid radıyallahu anha'nın yanına vardı ve "Beni örtün, beni örtün," dedi. Bir müddet öylece kaldı. Sonra Hatice radıyallahu anha'ya başından geçenleri anlattı. "Kendimden korktum," dedi. Hatice radıyallahu anha, "Öyle deme, Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit mahcup etmez. Çünkü sen akrabana bakarsın, işini göremeyenlerin yükünü üzerine alırsın. Fakire verir, kimsenin kazandırmayacağını kazandırırsın, misafir ağırlarsın. Hak yolunda meydana gelen mühim hadiselerde halka yardımda bulunursun," dedi. Bundan sonra Hatice radıyallahu anha, Peygamber aleyhisselamı alıp, amcası oğlu bulunan Varaka bin Nevfel bin Esed bin Abdülüzzâ'ya götürdü. Bu zat cahiliyet zamanında Hristiyanlığı kabul etmişti. İbrani dilini bildiği için İncil'den Allah'ın murad ettiği kadar bir şeyler yazardı. Yaşlanmıştı, gözleri de artık görmüyordu. Hatice radıyallahu anha kendisine ey amcam oğlu, dinle de bak, kardeşin özlü ne diyor," dedi. Varaka, "Ne var kardeşimin oğlu?" diye sordu. Peygamber aleyhisselam da hadiseyi kendisine anlattı. Bunun üzerine Varaka dedi ki, "Bu gördüğün Musa aleyhisselama Allah'ın gönderdiği namusu ekber. Vahiy ile ilahi sırrın sahibi Cibril aleyhisselamdır. Keşke senin Hakk'a davet günlerinde sağ bulunsaydım da, kavmin seni çıkaracakları zaman yanında olsaydım," dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, "Onlar beni çıkaracaklar mı ki?" diye sordu. O da, "Evet, çünkü senin gibi bir şey getirmiş olan hiçbir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Senin davet günlerine yetişirsem sana son derece yardımcı olurum," cevabını verdi. Ondan sonra uzun zaman geçmeden Varaka öldü ve o sırada vahiy kesildi. Hazreti Ömer vefat ettiği zaman, bütün dini muamelesi yapıldıktan sonra her fani gibi onu da getirip kabre koydular. Vazifeli şahıs, telkinini de yapıp cemaat dağıldıktan sonra Hazreti Ali kerremellahu veçe, "Bakalım Ömer, sual meleklerine ne cevap verecek?" diye merak ederek, kabrin bir kenarına kimse görmeden çömelmiş neticeyi beklemekteydi. Biraz sonra beklenen melekler gelip dünyadan gelen herkese sordukları soruları Ömer'e de sormaya başladılar. Meleklerden biri, "Rabbin kimdir, Nebin kim?" diye sormaya başladı. Meleklerin bu sualleri karşısında hiddete gelen büyük halife kendisi başladı. "Siz kimsiniz? Buraya nereden ve niçin geldiniz? Sizin derdiniz ne de beni gelir gelmez suale çekiyorsunuz?" diye sormaya başlayınca melekler, onun diğer insanlar gibi olmadığını anladılar ve sorularına cevap vermeye başladılar. "Biz 7 kat semadan buraya sana soru sormak için geldik. Bizi bu vazifeyle Allah vazifelendirdi. Biz münker ve nekir melekleriyiz ve herkese aynı soruları sormak bizim vazifemizdir," dediler. Melekleri sonuna kadar dinleyen Hazreti Ömer sorularına devam etti. "Siz 7 kat semadan geldiğiniz halde Allah'ı unutmadınız mı?" diye sorunca melekler kendilerinin vazifelerinin Allah'a ibadet etmek olduğunu ve unutmadıklarını söylediler. Melekler bu cevabı verince Hazreti Ömer daha da kızdı ve şunları söyledi. "Siz o kadar uzak yerden geldiğiniz halde Allah'ı unutmadınız da ben 2 karış toprağın altına girmekle mi Allah'ı unutacağım? Bir daha ümmeti Muhammed'e böyle çirkin surette gelmeyeceksiniz ve böyle yakışıksız sualler sormayacaksınız. Bakın, şu anda sizi geri gönderiyorum. Sakın bundan sonra söylediklerimi unutmayın." Ömerül Faruk hazretlerinden bu nasihatleri dinleyen melekler, bir daha ümmeti Muhammed'e kötü surette gelmeyeceklerine ve onların memnun olması için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verip, "Daha fazla üstelemeden Allah'a ısmarladık," deyip çekip gittiler. Meleklerle Hazreti Ömer arasındaki bu hadiseye şahit olan Allah'ın arslanı gözyaşlarını tutamaz ve "Ya Ömer, hakikaten sen Ömer-i Adilsin. Hayatında, mematında, ümmete rahmet senin," der ve ağlayarak kabri terk eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, validemizden rivayet edildi ki, "Bir gün evde oturuyordum. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdular. Ben hemen öteden beri gösterdiğim saygı üzerine ayağa kalkmak istediğimde, Resulullah, "Ben de yanına oturayım ya Ayşe," buyurup oturdular. Daha sonra mübarek başını kucağıma koyup uyudular. Mübarek sakalı şerifindeki beyazlanmış olan 9 adet kılı gördüm. O zaman kendi kendime, "Muhammed aleyhisselam benden önce dünyadan gidecek.
Ümmeti peygambersiz kalacak diye düşünürken ağladım, gözlerimden yaşlar boşandı. Bir damlası kucağımdaki Resulullah'ın mübarek yüzüne düştü. Onu hemen uykusundan uyandırdı. Resulullah, "Ey Ayşe, seni ağlatan şey nedir?" diye buyurdu. Ben de düşündüklerimi anlattım. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi hal ölüye daha şiddetlidir?" buyurdu. Ben, "Siz söyleyin ya Resulallah" deyince, "Sen söyle" buyurdu. Ben de meyyitin evinden çıktığı hal çok üzüntülü olur. Çoluğu çocuğu çok üzülür ve "Vah babamız, vah annemiz" deyip feryat ederler dedim. Resulullah, "Doğru, ondan daha şiddetlisi hangisidir?" buyurunca ben de kabre konması, üzerinin örtülmesi ve yakınlarının, dostlarının kendisini dünyadaki ameliyle baş başa bırakmaları halidir. O zaman münker ve nekir ona gelir dedim. Resulullah, "Ey Ayşe, meyyite ondan daha şiddetlisi nedir?" buyurunca, "Allahü Teala ve Resulü daha iyi bilir" dedim. Resulullah şöyle buyurdu, "Ey Ayşe, meyyitin en zor durumu, gasilin, yıkayıcının evine gelip onu yıkamaya başladığı vakittir. Parmağından yüzüğü çıkarmakla işe başlar. Elbisesini, dünyalık ne rütbesi varsa çıkarır. O zaman meyyitin ruhu kendi çıplak bedenini görür ve öyle nida eder ki, insan ve cinden başka her mahluk işitir. Resulullah buyurdu ki, öldükten sonra pişman olmayan hiçbir kimse yoktur. Ya Resulallah, insanın pişmanlığı nedir?" denildiğinde buyurdu ki, "Eğer insan iyi amel işlemişse, neden daha çok yapmadım diye pişman olur. Eğer günahkar ise, günahlardan sakınmadığı için pişman olur." Eshab'tan Ebu Katade'nin kumandanlığında bir harp yapılıyordu. İslam ordusunda bir de münafık vardı. Bu münafık hakikatte Allah için değil, kan davası güttüğü bir adamı öldürmek için harbe iştirak etmişti. Hakikaten savaş meydanında hep müşriklerin ordusunda bulunan o kan düşmanının peşini takip ediyor ve her fırsatta onu öldürmek istiyordu. Bir ara tam karşı karşıya geldiler. Münafık daha avantajlı durumda idi. Kılıcını çekip müşriğin üzerine hücum ettiği zaman o, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu" deyip Müslüman oldu. Fakat münafık onun bu sözlerine hiç kulak bile vermeden başını kesti ve yere serdi. Adam ölmüştü. Bunu gören bazı eshab üzüldüler ve durumu harpten döndüklerinde Peygamber Efendimiz'e bildirdiler. Hazreti Resul, "İman eden bir kimseyi niçin öldürdün?" diye sordu. Münafık, "Ya Resulallah, o kalben iman etmemişti. Sadece ölümden kurtulmak için dille söyledi" dedi. Peygamberimiz, "Hel şakakta kalbehu, kalbini yarıp baktın mı?" buyurunca münafık, "Kalbini yarsam ne çıkardı? Kalp bir et parçası değil mi?" dedi. Bunun üzerine Resulullah çok hiddetlendi ve "Sen kalpten anlamaz, dile inanmazsın. Nasıl olacak böyle?" buyurdu. Bu sefer münafık korktu ve "Ya Resulallah, beni Allah affetsin" dedi. Peygamber Efendimiz onun hakiki iman sahibi olmadığını bildiği için "Allah seni affetmesin" buyurarak huzurundan kovdu. Dıhyetül Kelbi radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni bir mektupla Bizans Kayseri'ne gönderdi. Hükümdarın yanına vardım. Mektubu verdim. Yanında yüzü kırmızı, gözleri mavi, saçları kıvırcık bir de yeğeni vardı. Mektup, "Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların sahibi Heraklius'a" diye başlıyordu. Yeğeni bu sözler üzerine derin bir nefes aldı ve "Bu mektup okunmamalıdır" dedi. Kayser bunun sebebini sordu. Yeğeni, "Bu mektubu yazan önce kendi ismini anıyor ve senin için de Rum'un sahibi diyor. Kral tabirini kullanmıyor" dedi. Hükümdar, "Mutlaka onu okuyacaksın" dedi. Mektup okunduğu zaman oradakiler Kayser'in yanından çıktılar. Huzura ben alındım. Kayser, onların dini işlerini düzenleyen piskoposu çağırdı. Diğerleri onu mektuptan haberdar etmişlerdi. Bunu Kayser'in kendisi de söyledi ve mektubu ona okuttu. Piskopos ona şunları söyledi. "İşte bu Muhammed'dir. O beklediğimiz peygamberdir ki, İsa onun geleceğini bizlere müjdelemişti." Kayser piskoposa, "Peki bana ne tavsiye edersin?" dedi. Piskopos, "Ben onu tasdik ediyor ve ona tabi oluyorum" dedi. Kayser ona, "Şayet ben bunu yapacak olursam krallığımdan olurum" dedi. Sonra biz Kayser'in yanından çıktık. Kayser, o sırada yanında misafir olan Ebu Süfyan'ı çağırttı ve "Sizin memleketinizde ortaya çıkan bu kişi necidir?" diye sordu. Ebu Süfyan, "O bir gençtir" dedi. "Onun soyu sopu nasıldır? Hepimizinkinden üstündür. Bu peygamberliğin alametlerindendir."
Peki onun yaşantısı nasıldır? Yalan söylediği görülmemiştir. Bu da peygamberlik alametlerindendir. Kayser, Ebu Süfyan'a yine sordu. Acaba arkadaşlarından onun dinini bırakıp da size dönen oldu mu? Hayır. Bu da bir peygamberlik alametidir. Peki savaştığı zaman arkadaşlarıyla beraber mağlup olduğu oluyor mu? Bir kavim onunla savaştı, o onları mağlup etti. Daha sonra onlar da onu mağlup ettiler. Bu da peygamberlik alametidir. Sonra Kayser beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi. Seni gönderen zata de ki, ben onun peygamber olduğunu biliyorum. Fakat krallığımı terk edemem. Piskopos'a gelince, Hristiyanlar her pazar günü bir yerde toplanıyor. O da onlara vaaz ediyordu. Pazar günü olduğunda bu kez vaaz etmedi. İkinci pazarda vaaz etmedi. Ben yanına gidiyor ve onunla konuşuyordum. O bana sorular sorardı. Üçüncü pazar gelince, halk yine çıkıp vaaz etmesini bekledi. O yine çıkmadı, hasta olduğunu söyledi. Bunu birkaç defa tekrarladı. Sonunda şöyle haber gönderdiler. Ya bize çıkarsın ya da odana girer seni öldürürüz. O Arap buraya geldiğinden beri biz senden şüpheleniyoruz. Bunun üzerine Piskopos bana bir mektup verip şunları söyledi. Şu mektubu al, Muhammed'e götür. Ona selamla birlikte benim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna iman ve şahitlik edip, kendisine inandığımı ve onu tasdik edip, kendisine uyduğumu söyle. Halk bu durumumu seziyor. Ona bu gördüklerini de söyle. Bunları söyledikten sonra dışarıya çıktı. Bekleyenler de onu öldürdüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, irtihaline yakın bir sırada İslam ordusunun başına Zeyd bin Haris'in 19 yaşındaki oğlu Üsame'yi kumandan tayin etmişti. O sırada bir sefre çıkılacaktı. Resulullah, harbe iştirak etmek isteyenler, Medine dışında Üsame'nin çadırı etrafında toplansınlar diye emir buyurdu. Ordu Medine dışına karargah kurmuştu. Resulullah'ın hastalığının şiddetlendiği haberi geldi. Hazreti Üsame, Resulullah bu kadar ağır hasta iken sefre çıkmak pek doğru olmaz, dedi. Ve 3 gün orduyu bekletti. 3 gün içinde de Efendimiz irtihali darî beka eyledi. Resulullah vefat edip yerine Hazreti Ebu Bekir halife olarak geçince, Üsame'nin kumandanlığını yerinde bulmayan ve genç olduğunu ileri süren bazı ashab, ''Ya Ebu Bekir, Üsame daha çok genç. Onu azledip yerine başka birini nasip etseniz daha iyi olmaz mı?'' diyerek azlini teklif etmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir çok hiddetlendi ve ''Resulullah'ın tayin ettiği bir kumandanın azlini benden nasıl istersiniz?'' dedi ve kafiyetle yapamayacağını bildirdi. Böylece ordu, Üsame'nin kumandasında yoluna devam ediyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu ata bindirdi. Kendisi ise yerde yürüyordu. Bir müddet gittikten sonra Üsame radıyallahu anh çok sıkılmıştı. ''Ya Ebu Bekir, ya siz binin, ben yürüyeyim yahut da benim de inmeme izin verin.'' dediği zaman Hazreti Ebu Bekir her ikisini de kabul etmedi. ''Siz bineceksiniz, bense yürüyeceğim. Allah için savaşa giden ordunun arkasında biraz yürüyeyim ki, onların ayak tozlarından ayağım şereflensin.'' buyurdu ve o ihtiyar haliyle ordunun arkasından uzun müddet yürüdü. İşin en enteresan tarafı, 19 yaşındaki Üsame radıyallahu anh'ın kumandan bulunduğu orduda Hazreti Ömer bir nefer olarak harbe iştirak ediyor ve bundan şikayet de etmiyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh orduyu uğurlayıp kendisi ayrılacağı zaman Üsame'nin yanına vardı ve ''Ya Üsame, görüyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Medine'de onun ayrılmasıyla bir boşluk hasıl oldu. İşler çok fazla. Askerlerinin içinde bulunan Ömer'in benimle gelmesine ve geri dönmesine müsaade eder misin?'' dedi. Hazreti Üsame, ''Memnuniyetle'' diyerek Hazreti Ömer'in geri dönmesine müsaade etti. Ve ondan sonra Hazreti Ömer geri döndü. Ahim aleyhisselamı ateşe attıkları zaman bütün melekler, vahşi hayvanlar ve kuşlar ağlaştılar ve etrafında toplanıp İbrahim aleyhisselama bir yardım yapabilmenin çaresini aradılar. Bunların arasında zayıf bir bülbül yavrusu vardı. Kendini ateşe atacağı sırada Allahü Teala Cebrail aleyhisselama emredip buyurdu ki, ''O kuşu tut ve ne dileği olduğunu sor.'' Cebrail aleyhisselam kuşu tutup istediğini sorunca, kuş dedi ki, ''Halilullah'ı ateşe atıyorlar. Madem ki kurtarmaya kadir değilim, bari onunla beraber yanayım.'' Cebrail aleyhisselam,
Kuşun bu cevabını Allahü Teala'ya arz edince buyurdu ki: "O kuşun benden dilediği nedir?" Bülbül şöyle arz etti: "Benim dünyada Hak Teala'nın adını anmaktan başka arzum yoktur. 1001 ismi olduğunu işittim. 101'ini biliyorum. 900 ismi şerifini de bilmek isterim." Hak Teala kuşun dileğini yerine getirdi. Şimdi sahralarda feryat eden bülbül, Hak Teala'nın ismini söylemektedir. Nemrud'un ateşi, İbrahim aleyhisselama gülistan olunca, bülbül gelip gül ağacında nameye başladı. O zamandan kıyamete kadar gül ağacına muhabbet etti, aşık oldu. Eshab'tan Hanzala radiyallahu anh Medine sokaklarından birinde, bağıra bağıra ağlayarak süratle gidiyordu. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh rastladı. O, "Seni ağlatan nedir ya Hanzala?" diye sordu. Hanzala, "Ben münafık oldum ya Ebu Bekir. Ben ağlamayayım da kim ağlasın?" diye cevap verdi. Hanzala'nın bu sözünden bir şey anlamayan Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, "Sen nasıl münafık olursun? Hangi sebepten dolayı münafık oldun?" diye sordu. O, "Ya Ebu Bekir, ben Resulullah'ın sohbetinde başka, sohbetten çıktıktan, aile efradımın içine karıştıktan sonra başka türlü oluyorum. Sohbetteyken tamamen dünyadan ayrıldığım halde, evimdeyken aynı durum olmuyor. Bu münafıklık değil de nedir? İçeride başka, dışarıda başka," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Ya Hanzala, ben de aynı durumdayım. Yürü bunu Resulullah'a söyleyelim," dedi. Beraber Efendimizin huzuruna vardılar. Orada bazı eshab da vardı. Peygamberimizin huzuruna vardıklarında hala ağlıyorlardı. Peygamber aleyhisselam niçin ağladıklarını sordu. Onlar durumlarını anlatıp münafık olma korkusundan ağladıklarını söylediler. Bu hadise üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular: "Siz benim huzurumda olduğunuz hal üzere daim olsanız, yolda yürürken melekler sizinle müsafaha yaparlardı. Onlarla açık açık konuşurdunuz. Bu hal devamlı olamaz ya Hanzala. Bazan böyle, bazan öyle," buyurarak münafık olmadıklarını izah buyurdu. Hanzala ve diğer eshab da sevindiler. Peygamber, hem sultan olan ve bütün canlı varlıkların dilinden anlayan Süleyman aleyhisselama Allah tarafından bir melek gelip, "Ya Süleyman, bu su sana Allah tarafından gönderildi. Eğer bu hayat suyundan içersen, kıyamete kadar yaşayacaksın. İçmezsen ecelin geldiği zaman öleceksin. Hangisini tercih edersin?" dedi. Süleyman aleyhisselam cevap vermek için melekten biraz mühlet istedi. Melek Hazreti Süleyman'ın isteğini kabul edip gitti. Süleyman aleyhisselam bu meseleyi danışmak için bütün canlılardan heyetler toplayıp hepsinin fikrini sordu. Bütün canlı varlıklar hayat suyundan içmesini ve kıyamete kadar yaşamasını tavsiye ettiler. Onlar, "Eğer bu suyu içer de kıyamete kadar yaşarsan Allah için daha çok amel işlersin ve daha çok sevap kazanırsın," diyorlardı. Hazreti Süleyman, "Hayvanların içinden gelip gelmeyen var mı?" diye iyice bir kontrol ettiğinde hüdhüd kuşunun gelmediğini fark edip, "Onlardan da bir heyet gelsin," diye emir verdi. Biraz sonra hüdhüd kuşu da Süleyman aleyhisselamın huzuruna geldi. Mesele ona da sorulduğu zaman hüdhüd şöyle cevap verdi: "Benim fikrime kalırsa içmemen ve zamanı gelince ölmen daha hayırlıdır. İçersen kıyamete kadar yaşayacaksın ama senin sevdiklerin hep ölecekler ve sen kıyamete kadar onların acısını içinde hissedeceksin. İyisi mi içmeyip ölmek ve Allah'ın ahirette hazırladığı nimetine daha kısa bir zamanda kavuşmak daha iyidir," dedi. Süleyman aleyhisselamın bu fikir daha hoşuna gitmişti. Melek tekrar geldiğinde içmek istemediğini ve zamanı geldiğinde ölmeyi tercih ettiğini bildirdi. Ömer radıyallahu teala an bir gece şehri gezerken bir evden çeşitli sesler işitti. Ömer Hazretleri dama çıktı. Damdan o eve girdi. Gördü ki bir kişi bir kadın ile oturmuş. Orta yerde de şarap var. Ömer radıyallahu teala an Hazretleri dedi: "Niçin Allahu Teala Hazretlerinin emrini tutmazsın? Bu kadar günahın cezasını çekmeyeceğini mi zannediyorsunuz?" O kişi çok korkup dedi ki: "Ya Emir el-Mü'minin, hiç acele etme ki ben bir günah işledim ise sen 4 günah işledin. Birincisi, Allahü Tebareke ve Teala buyurdu ki, evlere kapılarından giriniz, sen damdan girdin. İkincisi, Allahü Teala buyurdu ki, evlerinizden gayri evlere izin alıp ehli üzerine selam vermeyince girmeyiniz. Sen ferman dinlemeden girdin.
Üçüncü, Allahü Teala buyurur: gözetlemeyiniz, sen gözetledin. Dördüncü, Allahü Tebareke ve Teala buyurur: suizan etmekten sakınınız. Sen suizan ettin. Ömer radıyallahu teala an bunu işitti. Mübarek gönlüne çok tesir etti. Pişman oldu. Onun kefaretine bir köle azat etti. Ömer radıyallahu teala anh hazretlerinin adaleti ve siyaseti bereketiyle o kişi de tevbe edip iyiler zümresinden oldu. Hazreti Ebu Bekir'in komşuları: ya Resulallah, Ebu Bekir her akşam evinde ciğer kebabı yapıp yediği halde bize bir lokma bile vermiyor. Biz onun komşuları olarak şikayetçiyiz, dediler. Hazreti Resulullah: bundan sonra yine ciğer yediğini anlarsanız bana da haber verin, o yemek başındayken baskın yapalım, buyurdu. Aradan birkaç gün geçmişti ki bir sahabi gelip: ya Resulallah, şu anda evden yine ciğer kokusu gelmeye başladı. Pişiriyor olması lazım, dedi. Peygamberimiz meselenin hakikatini eshaba söylemiyor, gözleriyle görmelerini istiyordu. Hep beraber Ebu Bekir'in evine gittiler. Eve yaklaştıklarında hakikaten evden ciğer kokusu gelmeye başlamıştı. Kapıyı çalıp içeri girdiler, baktılar ki Hazreti Ebu Bekir'in evinde ciğer değil, bir parça et bile yok. Eshab hayret içinde kalmıştı. Resul-ü Ekrem meseleyi şöyle izah etti: Ebu Bekir'in yediği sizin bildiğiniz ciğerlerden değildir. Onun kendi ciğeri Allah korkusundan yanıp tutuşmakta, siz ise onu ciğer pişirip yiyor sanmaktasınız. Şikayet eden eshab mahcup, Resulullah memnun vaziyette ayrıldılar. Hazreti Allah Celle Celaluhu Musa aleyhisselama: ya Musa, sana acayibattan bir sır bildireyim mi? Buyurdu. Musa Kelimullah: göster ya Rabbi, diye iltica etti. Allah tarafından: ya Musa, git filan yerdeki çeşmenin başına, kimse görmeyecek şekilde bir yere gizlen ve bekle, emri geldi. Musa aleyhisselam gitti. Tarif edilen çeşmeyi buldu ve beklemeye başladı. Biraz sonra atlı bir adam geldi. Atından indi. Kendisi su içip atını suladı ve zaruri ihtiyaçlarını tamamlayıp atına bindi gitti. Fakat giderken para kesesini çeşmenin başında unutup da gitti. Çok geçmeden bir çocuk geldi. O da su içti. Ve yolcunun unuttuğu altın kesesi bağlı olan kemeri alıp gitti. Aradan çok zaman geçmeden bu sefer bir ama geldi. Abdest aldı ve bir kenara çekilip ibadete başladı. Hazreti Musa gizlendiği yerden manzarayı buraya kadar takip etti. Biraz sonra altın keseli kemeri unutan atlı adam geri geldi. Kemerini çıkarıp bıraktığı yere baktı ki orada yok. Doğru amanın yanına vardı ve ona kemerini unuttuğunu, bulduysa vermesini söyledi. Ama görüyorsun ki iki gözüm de görmüyor. Hem ben keseyi almış olsam yanımda olması lazım. Ben de böyle bir şey olmadığına göre almış olmam imkansız, diyerek adamı iknaya çalıştı ise de adam bir türlü inanmadı ve bu altını sen aldın, vermiyorsun, diyerek amayı vurup öldürdü. Adam keseyi bulamamıştı ama amayı da öldürmüştü. Hazreti Musa, sırrına vakıf olamadığı bu hadisenin mahiyetini öğrenmek için Cenab-ı Hakk'a ilticada bulundu. Allahü Teala meseleyi şöyle izah buyurdu: ey Kelimim Musa! Kemeri alan çocuğun babası daha evvel o atlı ağanın hizmetinde çalıştı ve ağa da onun hakkını vermemişti. Şimdi hakkını almış oldu. Ama ise daha evvel o ağanın babasını öldürmüştü. Sonra gözleri kör olduğu için onu tanıyan çıkmadı ve unutuldu gitti idi. Ama ben unutmadım ve amanın ölümünü o adam vasıtasıyla yaparak kısası yerine getirmiş oldum. Bu hadise karşısında Musa aleyhisselam secde-i rahmana vardı ve Allah'a şükürler etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Miraç'da gökleri seyir esnasında güzel ve hoş bir kokuyla karşılaştı. Cebrail aleyhisselama bu güzel ve hoş kokunun nereden geldiğini sordu. Cebrail aleyhisselam, Firavun'un kızının hizmetçisiyle çocuklarının kokusudur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun menkıbesi nedir, diye sorunca Cebrail aleyhisselam bu kadının ve çocuklarının hikayesini şöyle anlattı. Bu hanım bir gün Firavun'un kızının başını tarıyordu. Elinden tarak düştü. Kadın Bismillah diyerek tarağı yerden aldı. Kız, Allah'ın ismiyle derken babamı mı kastettin, diye sordu. Hizmetçi hanım, hayır, benim ve babanın Rabbi Allah'ın ismini andım, dedi. Kız, bunu babama haber vereceğim, dedi. Hizmetçi hanım, ver, dedi. Kız gidip babasına durumu haber verdi.
Firavun hizmetçi hanımı çağırttı. Ona, "Senin benden başka Rabbin mi var?" diye sordu. Hizmetçi hanım, "Evet, benim ve senin Rabbin Allah'tır." dedi. Firavun, hizmetçi hanımın Musa aleyhisselama tabi olduğunu ve Allah'a iman ettiğini anladı. Dininden dönmesini istedi. Hizmetçi hanım, "Dönmem." dedi. Firavun, "Seni, kocanı ve çocuklarını öldürürüm." dedi. Kadın ve kocası, "Öldür, bizim için bir iyilik olur." dediler. Firavun adamlarına bir ateş yaktırdı, üzerine bakır bir kazan koydurup kızdırdı. Onları içine atmalarını emretti. Kadın, Firavun'a, "Senden bir isteğim var." dedi. Firavun, "Nedir?" diye sordu. Kadın, "Beyim ve çocuklarımın kemiklerini bir beze koyup aynı yere gömün," dedi. Firavun kabul etti. "Yaparım," dedi. Sonra kadının çocukları getirilip gözü önünde kızdırılmış kazana atıldı. Sonra kucakta süt emen küçük çocuğa sıra geldi. Çocuk annesinin kucağındaydı. Annesi ona acıdı. Ateşe girmekten çekinir gibi oldu. Çocuk dile geldi annesine. "Anne, çekinme. Sen hak üzeresin. Dünya azabı, ahiret azabından çok hafiftir. Korkma, ateşe gir," diye seslendi. Annesi de ateşin içine daldı. Böylece hepsi şehit oldu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh demiştir ki, "Küçükken dört çocuk konuşmuştur. Biri Meryem oğlu İsa'dır aleyhisselam, diğeri Rahip Cüreyc'in olayındaki çocuk, diğeri Yusuf aleyhisselama şahitlik eden çocuk, biri de Firavun'un kızının hizmetini gören kadının çocuğu." Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında Hicri 14. yılda İranlılarla Müslüman Araplar arasında meşhur Kadisiye Muharebesi vaki olmuştu. Bu sırada Müslümanların komutanı Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bir hastalık sonucu vücudunda çıkan çıbanlardan dolayı ayakta duramıyordu. Bunun için ordu karargahında yaptırdığı uygun bir yapının balkonuna çıkmış, göğsünü bir yastık üzerine koyarak oradan orduyu idare etmeye başlamıştı. Bu binada zincirlere vurulup hapsedilmiş, Ebu Mihcen adında şairliğiyle de meşhur bir kahraman vardı. Geçmişte içki içtiği de bilinen bu şair, şarabı öven birkaç beyitlik bir şiirinde şöyle deyivermişti. "Ölürsem üzüm asması dibine gömüver beni, öldükten sonra kökleri ıslatsın kemiklerimi." Bu zat işlediği bazı hatalar ve şarabı, öven sözleri yüzünden nezarethanede tutuluyordu. Binanın çevresinde atların dolandığı gören Ebu Mihcen, savaşa katılmadığı için yerinde duramıyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerinin hanımından ricada bulundu ve şöyle dedi. "Beni salıver, Sa'd'ın Belka isimli atını da bana emanet ediver. Şu harbe katılayım. Sana söz veriyorum, sağ salim dönersem tekrar hapse girip ayaklarımı bağlatırım." Ebu Mihcen'in bu ricasını önce kabul etmeyen kadın, onun okuduğu dokunaklı bir şiirden sonra daha fazla dayanamadı, serbest bıraktı. Ebu Mihcen ise tanınmayacak şekilde yüzünü kapatarak Belka adındaki kısrağa binip muharebe sahasına daldı. Öyle bir dalış ki düşman süvarilerini birbirine kattı, herkesi şaşkına çevirdi. Gece yarılarına kadar hayret verici bir kahramanlık gösterdi. Kimse onu tanıyamadığı için "Melek midir, Hızır mıdır?" diye söyleşmeler olurken, Sa'd Hazretleri de "Ebu Mihcen hapiste olmasaydı, bu odur ve bindiği at da benim atım Belka'dır, derdim" diyordu. Ebu Mihcen geceleyin tekrar köşkteki nezarethaneye dönüp kendini zincire vurdu. Sa'd bir ara ahır kısmına inince atının terli olduğunu gördü ve sebebini sordu. Oradakiler de olanları anlattılar. Sa'd Hazretleri Ebu Mihcen'den memnun kaldı, onu serbest bıraktı. Ebu Mihcen de hataları için tevbe etti. Hazreti Osman'ın hilafeti devrinde İran taraflarında yapılan bir savaş sırasında vefat eden Ebu Mihcen'in şehit edildiği veya eceliyle öldüğüne dair kesin bilgi yoktur. Kabrinin Azerbaycan veya Cürcan'da olduğu söylenmektedir. Dıhye-i Kelbi, iman etmeden önce zengin bir Arap melikiydi. Peygamber Efendimiz onun Müslüman olmasını çok arzu ediyordu. Zira mevkii, itibarıyla etrafında ona bağlı 700'den daha fazla kişi vardı. Onların da İslamiyet ile şereflenmeleri kendisine bağlıydı. Dıhye-i Kelbi, Müslüman olmak isteyince Cenab-ı Hak, Resul-i Ekrem'e bir sabah namazından sonra vahyederek, Dıhye'nin kalbine iman tohumunun atıldığını bildirdi. Biraz sonra Dıhye, Mescid-i Nebevi'ye girdi. Resul-i Ekrem omuzlarındaki elbisesini yere serdiler. Oraya oturmasını işaret buyurdular. Resul-i Ekrem'in bu keremini gören Dıhye'nin gözlerinden yaşlar boşandı. Hürmetle,
saygı ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Peygamber aleyhisselam sordu. Niçin ağlıyorsun ya Resulallah? Ben çok büyük günahlar işledim. Bu günahlarımın kefareti nedir? Malımın, mülkümün sadaka olarak verilmesi mi, yoksa öldürülmem mi gerekiyor? Ey Dıhye, nedir günahın? Ya Resulallah, cahiliyet devrinin adetine uyarak kız çocuklarımı öldürmüştüm. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek, Ya Resulallah, Allahü Teala Müslüman olanların cahiliyet devrindeki günahlarını affetti buyurdu. Beyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, üç kişi dışında hiç kimse beşikteyken konuşmamıştır. Birincisi Meryem oğlu Hazreti İsa'dır. İkincisi Cüreyc, kendini ibadete vermiş abid bir kuldu. Bir manastıra çekilmiş orada ibadetle meşguldü. Derken bir gün annesi yanına geldi. O namaz kılıyordu. Seninle konuşacağım ben annenim diye seslendi. Cüreyc, Allah'ım annem ve namazım, hangisini tercih edeyim diye düşündü. Namazına devama karar verdi. Annesi çağırmasını, her defasında üç kere olmak üzere, üç gün tekrarladı. Cevap alamayınca, üçüncü çağırmanın sonunda, Allah'ım, kötü kadınların yüzünü göstermedikçe canını alma, diye bedduada bulundu. Beni İsrail, aralarında Cüreyc ve onun ibadetini konuşuyorlardı. O diyarda güzelliğiyle herkesin dilinde olan zaniye bir kadın vardı. Dilerseniz ben onu fitneye atarım, dedi. Gidip Cüreyc'e sataştı. Ancak Cüreyc ona iltifat etmedi. Kadın bir çobana gitti. Bu çoban Cüreyc'in manastırının dibi, inde barınak bulmuş birisiydi. Kadın onunla zina yaptı ve hamile kaldı. Çocuğu doğurunca, bu çocuk Cüreyc'ten, dedi. Halk, öfkeyle, gelip Cüreyc'i manastırından çıkarıp manastırı yıktılar, hakaretler ettiler, kendisini de dövmeye başladılar, linç edeceklerdi. Cüreyc onlara, derdiniz ne, diye sordu. Şu fahişeyle zina yaptın ve senden bir çocuk doğurdu, dediler. Cüreyc, çocuk nerede, getirin bana, dedi. Halk çocuğu ona getirdi. Cüreyc, bırakın beni, namazımı kılayım, dedi. Bıraktılar ve namazını kıldı. Namazı bitince çocuğun yanına gitti, karnına dürttü ve, ey çocuk, baban kim, diye sordu. Çocuk, falanca çoban, dedi. Bunun üzerine halk Cüreyc'e gelip onu öpüp okşadı ve, senin manastırını altından yapacağız, dedi. Cüreyc ise, hayır, eskiden olduğu gibi kerpiçten yapın, dedi. Onlar da yaptılar. Üçüncüsü bir zamanlar bir çocuk annesini emiyordu. Oradan şahlanmış bir at üzerinde kılık kıyafeti güzel bir adam geçti. Onu gören kadın, Allah'ım şu oğlumu bunun gibi yap, diye dua etti. Çocuk memeyi bırakarak adama doğru yönelip baktı ve, Allah'ım beni bunun gibi yapma, diye dua etti. Sonra tekrar memesine dönüp emmeye başladı. Ebu Hureyre der ki, ben Resulullah aleyhissalatu vesselamı, şehadet parmağını ağzına koyup emmeye başlayarak, çocuğun emişini taklit ederken görür gibiyim. Resulullah anlatmaya devam etti. Sonra annenin yanından bir kalabalık geçti. Ellerinde bir kadın vardı. Onu dövüyorlar ve seni zani seni zina yaparsın, hırsızlık yaparsın ha, diyorlardı. Kadın ise Allah bana yeter, o ne iyi vekildir, diyordu. Çocuğun annesi, Allah'ım çocuğumu bunun gibi yapma, dedi. Çocuk yine emmeyi bıraktı. Kadına baktı ve Allah'ım beni bunun gibi yap, dedi. İşte burada anne evlat karşılıklı konuşmaya başladılar. Anne dedi ki, boğazı tıkanasıca. Kıyafeti güzel bir adam geçti. Ben, Allah'ım, oğlumu bunun gibi yap, dedim. Sen, Allah'ım, beni bunun gibi yapma, dedin. Yanımızdan kadını döverek, zina ve hırsızlık yaptığını söyleyerek geçenler oldu. Ben, Allah'ım, oğlumu bunun gibi yapma, dedim. Sen ise, Allah'ım, beni bunun gibi yap, dedin. Oğlu şu cevabı verdi. Güzel kıyafetli bir adam geçti. Sen, Allah'ım, oğlumu bunun gibi yap, dedin. Ben ise, Allah'ım beni bunun gibi yapma, dedim. Yanımızdan bu kadını geçirdiler. Onu hem dövüp hem de, zina ettin, hırsızlık ettin, diyorlardı. Sen, Allah'ım, oğlumu bunun gibi yapma, dedin. Ben ise, Allah'ım, beni bunun gibi yap, dedim. Sebebini açıklayayım, o atlı adam cebbar zalimin biriydi. Ben de, Allah'ım beni böyle yapma, dedim. Zina ettin, hırsızlık ettin, dedikleri şu zavallı kadın ise ne zina yapmıştı, ne de çalmıştı. Ben de, Allah'ım beni bunun gibi yap, dedim. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edilir. Evvela İslam'a gelen Ebu Bekir'dir radıyallahu anh, Hazreti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile ilk önce kıbleye durup namaz kılan Ebu Bekir'dir.
Ebu Bekir'in radıyallahu anh İslam'a geliş sebebi şöyleydi. Hazreti Ebu Bekir önceleri tüccar idi. Sefer ve ticaret yapardı. Ekseri Şam'a giderdi. Seferdeyken bir gece rüya gördü ki gökten ay inip kucağına girdi. Ebu Bekir iki eliyle onu kucakladı ve sinesine bastı. Uyandı. Yemliha adında meşhur bir rahip var idi. Ona varıp rüyasını tabir ettirdi. Rahip dedi ki, ''Sen nerelisin?'' Ebu Bekir dedi, ''Arz-ı Hicaz'danım.'' Tekrar sordu. ''Ne iş yaparsın?'' Ebu Bekir, ''Tüccarım.'' dedi. Rahip dedi ki, ''Ya Arabistanlı kişi, bu rüyada sana büyük müjdeler vardır. Tabirini ister isen ücretini ver.'' dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh 12 dinar çıkarıp verdi. Rahip dedi ki, ''O ay ki gökten sana indi, ahir zaman peygamberidir. Yakınlarda zuhur edecektir. Sen onun hayatında iken veziri olursun. Sonra halifesi olursun. Ya Arabistanlı kişi, eğer ben sağ iken ona yetişir isen bana haber ver. Ona varıp buluşayım. Eğer ben dünyadan gitmiş isem selamımı ona ulaştırırsın. Ben onun dinine girdim ve ümmetinden oldum. Beni ahirette şefaatinden unutmasın. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir mektup ver dedi. Rahip 12 satır bir mektup yazıp Ebu Bekir'e radıyallahu anh verdi. O mektubun mevzuu şu idi. Esselamu aleyke ya Muhammed bin Abdullah el-Mekki el-Medeni el-Tehami salavatullahi teala aleyke ve selleme. Hakikaten sen ahir zaman peygamberisin ve Rabbil aleminin resulisin. Bu mektubu Ebu Bekir bin Ebu Kuhafe ile sana gönderdim. Malum ola ki ben sana iman getirdim ve sana ümmet oldum. Ebu Bekir bana gelip rüyasını tabir ettirdi. O rüya delalet eder ki Ebu Bekir senin vezirin olur, sonra halifen olur. Eğer ben sağ olup hazretine yetişirsem gelip önünde gaza ve cihad ederim. Eğer yetişmezsem ahirette beni şefaatinden unutmayasın diye mektubu temam etmiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh rüyayı tabir eden kişiye. Eğer tabir ettiğin gibi olursa yüz altın dahi bende senin emanetin olsun dedi. Şam seferini bitirip Mekke'ye geldi. Bu hadiseden 12 sene geçti. Hak Sübhanehu ve Teala Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme vahyeyledi. Bir gece o büyük peygamber Ebu Kubeys dağına çıkıp gece yarısında dedi ki, Allahü Teala'ya davet edenin davetini kabul ediniz. La ilahe illallah deyiniz. Ebu Bekr serir üstünde yatıyordu. Söylenilenleri işitti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Birkaç gün sonra Mekke sokaklarında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluştu. Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, ne olaydı? İslam'a geleydin. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber isen mucize gösteresin. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'in göğsüne mübarek ellerini dayayıp, şöyle duvara yaslayıp, dedi ki, sana o mucize yetmez mi ki, o rüyayı gördün. Yemliha rahibe tabir ettirdin. O zamandan 12 yıl geçti. Tabir edene 12 dinar verdin ve 100 dinar daha vaat ettin. Rüyayı tabir eden, 12 satır bir mektup yazıp, sana emanet verdi. Bunları bir bir görüp, muttali olup, mektupta yazılan şudur şudur deyip takrir buyurdular. Ebu Bekir radıyallahu anh işitip parmak kaldırıp eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani sen o peygambersin ki Yemliha rahip senden haber verdi dedi. Gizli olarak yakınlarına, tanıdıklarından müsait gördüklerine anlatmaya başladı. Tüccar olduğu için hem alışveriş için gelen köleler ile hem de saygın biri olduğu için Mekke'nin ileri gelen soylu ve saygın aileleriyle çok iyi ilişkiler içindeydi. Temiz fıtratlı ve güzel ahlaklı olanlarını iyi tanıyordu. Fıtratı İslam'a müsait olanları gizlice imana davet ediyor ve onlara Kur'an okuyordu. Sordukları soruları ve öğrenmek istediklerine bildiği hususlarda cevap veriyor, bilmediklerini de akşam olunca Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyordu. Gönlü İslam'a ısınan ve Müslüman olmak isteyenleri de geceleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştürerek şüphelerini ve tereddütlerini gidermeye çalışıyor,
iman etmelerini sağlıyordu. Resulullah'ın vefatından 10 gün sonra bir köylü mescide gelip selamdan sonra dedi ki, Resulullah'ın yakını hanginizdir? Hazreti Ebu Bekri Sıddık, İmam-ı Ali'yi gösterdi. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Söyle ey madar, ey kuyu sahibi. Benim ismimi ve kuyu sahibi olduğumu nereden bildin? Resulullah haber verdi. Sen Arabi köyündensin, adın madardır. Babanın adı Darim'dir, 360 yaşındasın. Sen 100 yaşındayken şöyle söyledin. Bir peygamber çıkar, yüzü güneşten nurlu, sözü şekerden tatlı, kokusu miskten güzel, yetimlerin ve miskinlerin babası, adam öldürmekten ve faizden men eder. Peygamberlerin sonuncusudur. Ümmeti 5 vakit namaz kılar, Ramazan'da oruç tutarlar. Beytullah'ta hac ederler. Ey kavmim, ben ona iman ettim. Sen böyle söyleyince üzerine yürüyüp seni dövdüler. Bir kuyunun içine bıraktılar. Bu zamana kadar orada mahpus idin. Resulullah ahirete intikal edince Allahü Teala bir sel gönderip kavmini helak etti. Sana bildirdi ki, ey madar, peygamber vefat etti. Git kabrini ziyaret et. Sen de geceyi gündüze katıp buraya geldin. Madar bunu işitince sordu. Bunları sana kim haber verdi? Resulullah haber verdi. Madar, vefatımdan sonra gelir, ona selamımı söyle. Buyurdu. Madar bunu duyunca mesrur oldu. Hazreti Ali, yüzündeki örtüyü kaldırmasını rica etti. Kaldırınca mescidin içi nurla doldu. Madar dedi ki, ey Ali, beni Resulullah'ın mübarek kabrine götür. Hazreti Ali onu götürdü. Madar Resulullah'ın kabrine göğsünü dayayıp yüzünü sürdü. Az sonra da vefat etti. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talib Şam'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yanında Kureyş kavminden bazı şahıslarla beraber henüz küçük yaşta olan Peygamber aleyhisselam da bulunuyordu. Rahip Bahira'nın bulunduğu yere yaklaşınca hayvanlarından inerek yükleri çözüp indirmeye başladılar. Rahip hemen onları karşılamaya çıktı. Halbuki bundan önceleri de buraya uğrak verirlerdi. Fakat Rahip Bahira çıkıp da onları karşılamaz, hususi bir iltifatta bulunmazdı. Bu defa henüz yüklerini çözmeye uğraşırlarken rahip çıka geldi ve birini arıyormuşçasına onların arasında dolaşmaya başladı. Peygamber aleyhisselamın yanına gelince elini verdi ve ''Bu çocuk alemlerin efendisidir. Bu çocuk alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisidir. Allah onu alemlere rahmet olarak gönderiyor.'' dedi. Rahibin bu sözleri üzerine orada bulunanlardan bazı kimseler, siz Akabe'den ayrılınca ona secde etmeyen bir taş ve ağaç kalmadı. O taş ve ağaçlar ise yalnız bir peygamber için secde ederler dedikten sonra. Ben onu omuz kemiğinin altındaki küçük bir elmacık gibi olan peygamberlik mühründen de tanırım diye ilave etti. Rahip bu konuşmalardan sonra dönüp onlara yemek hazırladı. Yemeği getirdiğinde Peygamber aleyhisselam develeri beklemekteydi. Rahip onu buraya çağırın dedi. Peygamber aleyhisselam o tarafa doğru dönüp gelmeye başladı. Üzerinde kendisini gölgeleyen bir bulut bulunuyordu. Oradakilere yaklaşınca, önceden ağacın gölgesini insanlar işgal etmiş olduğundan, kendisine ağacın gölgesinde yer kalmamıştı. Ancak Peygamber aleyhisselam oturunca, ağaç uzanıp onu gölgesine aldı. Bunun üzerine rahip, ''Ağacın gölgesine bakın nasıl ona uzandı?'' diye dikkatlerini çekti. Rahip onları ağırlarken, kendilerinden Allah aşkı için bu çocuğu Rum diyarına götürmemelerini istedi ve çünkü Rumlar bu çocuğu görünce, ondaki hususiyetleri görerek onun son peygamber olduğunu anlarlar ve katlederler dedi. Rahip döndüğünde Rum'dan 7 kişinin gelmiş bulunduğunu gördü. Onları karşılayarak ne sebeple buraya geldiniz diye sordu. Onlar da biz geldik. Çünkü zamanın peygamberi bu ay içerisinde bulunduğu şehirden çıkacak. Bu sebeple geçme ihtimali olan bütün yolların hepsine birer rahip gönderildi. Biz de onun geleceği haberini aldığımızdan senin yoluna gönderildik. Bunun üzerine rahip, arkanızda bıraktığınız kimseler arasında sizden hayırlı kimse var mı? Diye sordu. Onlar da, sizin bu yolunuza en hayırlılarımız seçildi diye cevap verdiler. Rahip, Allah'ın yapmayı murad ettiği bir işin meydana gelmesine mani olmaya hiçbir kimsenin kuvvetinin yeteceğini sanır mısınız? Dedi. Onlar da, hayır, dediler. Rahip, Bahira'nın bu irşadı üzerine, onlar da Peygamber aleyhisselama biat ettiler ve onunla beraber kaldılar. Bu hadiseyi de saklı tutmaya azmettiler.
Rahip daha sonra Kureyşlilere hitap ederek, "Allah için söyleyin bu çocuğun velisi kimdir?" diye sordu. Kureyşliler de, "Ebu Talip'tir" diye cevap verdiler. Rahip Ebu Talip'e dönerek, çocuğu memleketine geri götürmek için tavsiye ve ısrarlarına devam etti. Nihayet Ebu Talip de buna kanaat getirdi ve çocuk yaşta bulunan Peygamber aleyhisselamı Mekke'ye gönderdiler. Rahip Bahira, Peygamber aleyhisselama yol azığı olmak üzere kurabiye ile zeytin vermiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethettiği gün, İslam düşmanı Ebu Cehil'in idam fermanı verilmiş oğlu İkrim'e, ölüm korkusuyla kaçıp Yemen tarafına gitmişti. Onun eşi Ümmü Hakim ise Müslüman olmuş ve İkrime'nin bağışlanmasını Resulullah'tan istirham etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İkrime için güvenlik garantisi verince hanımı Ümmü Hakim onu aramaya çıktı. Tihame sahillerinde deniz yolculuğu sırası Müslüman bir kaptanla görüşmekte olan İkrime'yi buldu. Kaptan ona diyor ki, "La ilahe illallah Muhammeden Resulullah de, canını kurtarıver." İkrime şu karşılığı veriyordu: "Ben de zaten bunu için kaçıyorum." O sırada İkrime'nin karısı ortaya çıkarak şu haberi verdi: "Ben insanların en iyisi ve en hayırlısının yanından geliyorum. Onunla konuştum. O sana eman verdi. Seni güvenceye aldı. Gel gidelim, kendine kıyma." Beraber yola çıktılar. Bir konaklama yerinde İkrime eşiyle birlikte olmak istedi. Kadın onu şiddetle reddetti. "Olmaz. Ben Müslümanım, sen ise kafirsin." deyince İkrime, "Doğrusu seni benden uzaklaştıran şey gerçekten önemli olmalı." dedi. İkrime Mekke'ye yaklaşınca Resulullah ashabına şöyle dedi: "Ebu Cehil'in oğlu İkrime, mümin ve muhacir olarak size geliyor. Sakın babasına sövmeyiniz. Çünkü ölüye sövmek ona ulaşmaz, diriye zarar verir." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İkrime'yi görünce sevinçle onu karşıladı. İkrime sordu: "Ey Muhammed, sen beni neye davet ediyorsun?" "Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun kulu ve Resulü olduğuma inanmaya, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum. Vallahi sen sadece Hakk'a davet ediyor, iyi ve güzeli emrediyorsun. Sen peygamber olmadan önce de bizim en doğrumuz ve en iyimizdin." İkrime bu konuşmadan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tuttu, kelime-i şehadet söyleyip Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün, ihlasla söylenmiş bir kelime-i şehadetin, ahirette müminin terazisinin sağ kefesini nasıl yükselteceğini şöyle anlatmışlardır: "Aziz ve celil olan Allah Teala kıyamet günü, ümmetimden bir adamı halkın içerisinden alır ve onun için 99 adet büyük defter açar. Her defter gözün alabildiği kadar büyüktür. Allah Teala adama sorar: bu defterde yazılı olanları inkar ediyor musun? Muhafız katiplerim olmadık şeyler yazarak sana zulmetmişler mi?" Kul: "Ey Rabbim, hayır, hepsi doğrudur." der. Allah Teala sorar: "Bunları işlemenden dolayı beyan edeceğin bir özrün var mı?" Kul: "Hayır ey Rabbim." der. Aziz ve celil olan Allah Teala: "Evet, senin bizim yanımızda, büyük ve makbul. Bir de hasenen iyiliğin var. Biz bugün sana zulmetmeyeceğiz." buyurur. Hemen bir kart çıkarılır. Üzerinde "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür" yazılı. Sonra Allah Teala buyurur: "Ağırlığını, yani amellerini hazırla." Kul sorar: "Ey Rabbim, bu defterlerin yanındaki şu kartta ne?" Allah Teala ona: "Sana zulmedilmeyecektir." buyurur. Hemen defterler mizanın bir kefesine konulur, kart da diğer kefesine. Tartılırlar. Neticede defterler hafif kalır, kart ağır basar. Esasen Allah'ın ismi yanında hiçbir şey ağır olamaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: "Resulullah aleyhisselama gelen ilk vahiy, uykudayken gördüğü sarih bir rüyadan ibarettir. O bir rüya görmüş olmazdı ki sabah aydınlığı gibi acık bir şekilde zahir olmasın. Allah ona tenhada kalma sevgisi vermişti. Bunun için Hira Dağı'na çekilir ve orada aile efradına dönmeden azığı bitinceye kadar birkaç gece kalır, ibadetle meşgul olurdu. Sonra tekrar Hatice radıyallahu anha'nın yanına gelir. Yine bir o kadar daha azık alır ve Hira Dağı'na çekilirdi. Bu şekilde Hak, yani Cibril aleyhisselam kendisine gelinceye kadar Hira Dağı'ndaki mağarada kaldı ve melek gelip kendisine
Oku, dedi. Allah'ın Resulü'nün kendi ifadesiyle, ben okumak bilmem, dedim. Beni alıp göğsüne bastı ve takatim kesilinceye kadar sıktı ve tekrar salıverdi. İn, oku, dedi. Ben okuma bilmem, dedim. Tekrar beni üçüncü defa alıp göğsüne bastırdı ve takatim kesilinceye kadar sıktı ve salıverdi. Son olarak yine kainatı yaratan, insani bir parça kan pıhtısından yaratan Rabbinin ismiyle oku. Oku ki Rabbin Kerem'de benzeri olmayan celal sahibi Allah'tır, dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam bu ayetleri alıp kabul ederek yüreği titreye titreye döndü. Doğruca zevcesi Hatice binti Hüveylid radıyallahu anha'nın yanına vardı ve ''Beni örtün, beni örtün'' dedi. Bir müddet öylece kaldı. Sonra Hatice radıyallahu anha'ya başından geçenleri anlattı. ''Kendimden korktum'' dedi. Hatice radıyallahu anha. ''Öyle deme, Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit mahcup etmez. Çünkü sen akrabana bakarsın, işini göremeyenlerin yükünü üzerine alırsın. Fakire verir, kimsenin kazandırmayacağını kazandırırsın. Misafir ağırlarsın. Hak yolunda meydana gelen mühim hadiselerde halka yardımda bulunursun.'' dedi. Bundan sonra Hatice radıyallahu anha, Peygamber aleyhisselamı alıp, amcası oğlu bulunan Varaka bin Nevfel bin Esed bin Abdülüzzâ'ya götürdü. Bu zat cahiliyet zamanında Hristiyanlığı kabul etmişti. İbrani dilini bildiği için İncil'den Allah'ın murad ettiği kadar bir şeyler yazardı. Yaşlanmıştı, gözleri de artık görmüyordu. Hatice radıyallahu anha kendisine, ''Ey amcam oğlu, dinle de bak, kardeşin özlü ne diyor?'' dedi. Varaka, ''Ne var kardeşimin oğlu?'' diye sordu. Peygamber aleyhisselam da hadiseyi kendisine anlattı. Bunun üzerine Varaka dedi ki, ''Bu gördüğün Musa aleyhisselama Allah'ın gönderdiği namusu ekber. Vahiy ile ilahi sırrın sahibi Cibril aleyhisselamdır. Keşke senin Hakk'a davet günlerinde sağ bulunsaydım da, kavmin seni çıkaracakları zaman yanında olsaydım.'' dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, ''Onlar beni çıkaracaklar mı ki?'' diye sordu. O da, ''Evet, çünkü senin gibi bir şey getirmiş olan hiçbir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Senin davet günlerine yetişirsem sana son derece yardımcı olurum.'' cevabını verdi. Ondan sonra uzun zaman geçmeden Varaka öldü ve o sırada vahiy kesildi. Hazreti Ömer vefat ettiği zaman bütün dini muamelesi yapıldıktan sonra her fani gibi onu da getirip kabre koydular. Vazifeli şahıs telkinini de yapıp cemaat dağıldıktan sonra Hazreti Ali kerremellahu veçe, bakalım Ömer, sual meleklerine ne cevap verecek diye merak ederek, kabrin bir kenarına kimse görmeden çömelmiş neticeyi beklemekteydi. Biraz sonra beklenen melekler gelip dünyadan gelen herkese sordukları soruları Ömer'e de sormaya başladılar. Meleklerden biri, Rabbin kimdir, Nebin kim diye sormaya başladı. Meleklerin bu sualleri karşısında hiddete gelen büyük halife, kendisi başladı. Siz kimsiniz? Buraya nereden ve niçin geldiniz? Sizin derdiniz ne de beni gelir gelmez suale çekiyorsunuz? Diye sormaya başlayınca melekler, onun diğer insanlar gibi olmadığını anladılar ve sorularına cevap vermeye başladılar. Biz 7 kat semadan buraya sana soru sormak için geldik. Bizi bu vazifeyle Allah vazifelendirdi. Biz münker ve nekir melekleriyiz ve herkese aynı soruları sormak bizim vazifemizdir, dediler. Melekleri sonuna kadar dinleyen Hazreti Ömer, sorularına devam etti. Siz 7 kat semadan geldiğiniz halde Allah'ı unutmadınız mı? Diye sorunca melekler kendilerinin vazifelerinin Allah'a ibadet etmek olduğunu ve unutmadıklarını söylediler. Melekler bu cevabı verince Hazreti Ömer daha da kızdı ve şunları söyledi. Siz o kadar uzak yerden geldiğiniz halde Allah'ı unutmadınız da ben 2 karış toprağın altına girmekle mi Allah'ı unutacağım? Bir daha ümmeti Muhammed'e böyle çirkin surette gelmeyeceksiniz ve böyle yakışıksız sualler sormayacaksınız. Bakın, şu anda sizi geri gönderiyorum. Sakın bundan sonra söylediklerimi unutmayın. Ömerül Faruk Hazretlerinden bu nasihatleri dinleyen melekler, bir daha ümmeti Muhammed'e kötü surette gelmeyeceklerine ve onların memnun olması için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verip, daha fazla üstelemeden Allah'a ısmarladık deyip çekip gittiler. Meleklerle Hazreti Ömer arasındaki bu hadiseye şahit olan Allah'ın arslanı gözyaşlarını tutamaz ve ''Ya Ömer, hakikaten sen Ömer-i Adilsin. Hayatında, mematında, ümmete rahmet senin.
der ve ağlayarak kabri terk eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildi ki, bir gün evde oturuyordum. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdular. Ben hemen öteden beri gösterdiğim saygı üzerine ayağa kalkmak istediğimde, Resulullah, ben de yanına oturayım ya Ayşe buyurup oturdular. Daha sonra mübarek başını kucağıma koyup uyudular. Mübarek sakalı şerifindeki beyazlanmış olan 9 adet kılı gördüm, o zaman kendi kendime. Muhammed aleyhisselam benden önce dünyadan gidecek. Ümmeti peygambersiz kalacak diye düşünürken ağladım, gözlerimden yaşlar boşandı. Bir damlası kucağımdaki Resulullah'ın mübarek yüzüne düştü. Onu hemen uykusundan uyandırdı. Resulullah, ey Ayşe, seni ağlatan şey nedir? Diye buyurdu. Ben de düşündüklerimi anlattım. Bunun üzerine Resulullah, hangi hal ölüye daha şiddetlidir? Buyurdu. Ben siz söyleyin ya Resulallah deyince, sen söyle buyurdu. Ben de meyyitin evinden çıktığı hal çok üzüntülü olur. Çoluğu çocuğu çok üzülür ve vah babamız vah annemiz deyip feryat ederler dedim. Resulullah, doğru, ondan daha şiddetlisi hangisidir? Buyurunca ben de kabre konması, üzerinin örtülmesi ve yakınlarının, dostlarının kendisini dünyadaki ameliyle baş başa bırakmaları halidir. O zaman münker ve nekir ona gelir dedim. Resulullah, ey Ayşe, meyyite ondan daha şiddetlisi nedir buyurunca, Allahü Teala ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah şöyle buyurdu, ey Ayşe, meyyitin en zor durumu, gasilin, yıkayıcının evine gelip onu yıkamaya başladığı vakittir. Parmağından yüzüğü çıkarmakla işe başlar. Elbisesini, dünyalık ne rütbesi varsa çıkarır. O zaman meyyitin ruhu kendi çıplak bedenini görür ve öyle nida eder ki, insan ve cinden başka her mahluk işitir. Resulullah buyurdu ki, öldükten sonra pişman olmayan hiçbir kimse yoktur. Ya Resulallah, insanın pişmanlığı nedir? Denildiğinde buyurdu ki, eğer insan iyi amel işlemişse, neden daha çok yapmadım diye pişman olur. Eğer günahkar ise, günahlardan sakınmadığı için pişman olur. Eshab'tan Ebu Katade'nin kumandanlığında bir harp yapılıyordu. İslam ordusunda bir de münafık vardı. Bu münafık hakikatte Allah için değil, kan davası güttüğü bir adamı öldürmek için harbe iştirak etmişti. Hakikaten savaş meydanında hep müşriklerin ordusunda bulunan o kan düşmanının peşini takip ediyor ve her fırsatta onu öldürmek istiyordu. Bir ara tam karşı karşıya geldiler. Münafık daha avantajlı durumda idi. Kılıcını çekip müşriğin üzerine hücum ettiği zaman o, ''Eşhedü en la ilâle illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü'' deyip Müslüman oldu. Fakat münafık, onun bu sözlerine hiç kulak bile vermeden başını kesti ve yere serdi. Adam ölmüştü. Bunu gören bazı eshab üzüldüler ve durumu harpten döndüklerinde Peygamber Efendimiz'e bildirdiler. Hazreti Resul, ''İman eden bir kimseyi niçin öldürdün?'' diye sordu. Münafık, ''Ya Resulallah, o kalben iman etmemişti. Sadece ölümden kurtulmak için dille söyledi.'' dedi. Peygamberimiz, ''Hel şakakta kalbehu, kalbini yarıp baktın mı?'' buyurunca münafık, ''Kalbini yarsam ne çıkardı? Kalp bir et parçası değil mi?'' dedi. Bunun üzerine Resulullah çok hiddetlendi ve ''Sen kalpten anlamaz, dile inanmazsın. Nasıl olacak böyle?'' buyurdu. Bu sefer münafık korktu ve ''Ya Resulallah, beni Allah affetsin.'' dedi. Peygamber Efendimiz onun hakiki iman sahibi olmadığını bildiği için ''Allah seni affetmesin.'' buyurarak huzurundan kovdu. Dıhyetül Kelbi radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni bir mektupla Bizans Kayseri'ne gönderdi. Hükümdarın yanına vardım. Mektubu verdim. Yanında yüzü kırmızı, gözleri mavi, saçları kıvırcık bir de yeğeni vardı. Mektup, Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların sahibi Heraklius'a diye başlıyordu. Yeğeni bu sözler üzerine derin bir nefes aldı ve bu mektup okunmamalıdır dedi. Kayser bunun sebebini sordu. Yeğeni, bu mektubu yazan önce kendi ismini anıyor ve senin için de Rum'un sahibi diyor. Kral tabirini kullanmıyor dedi. Hükümdar, mutlaka onu okuyacaksın dedi. Mektup okunduğu zaman oradakiler Kayser'in yanından çıktılar. Huzura ben alındım. Kayser, onların dini işlerini düzenleyen piskoposu çağırdı. Diğerleri onu mektuptan haberdar etmişlerdi. Bunu Kayser'in kendisi de söyledi ve mektubu ona okuttu. Piskopos ona şunları söyledi. İşte bu Muhammed'dir.
O beklediğimiz peygamberdir ki, İsa onun geleceğini bizlere müjdelemişti. Kayser Piskopos'a, "Peki, bana ne tavsiye edersin?" dedi. Piskopos, "Ben onu tasdik ediyor ve ona tabi oluyorum," dedi. Kayser ona, "Şayet ben bunu yapacak olursam krallığımdan olurum," dedi. Sonra biz Kayser'in yanından çıktık. Kayser, o sırada yanında misafir olan Ebu Süfyan'ı çağırttı ve "Sizin memleketinizde ortaya çıkan bu kişi necidir?" diye sordu. Ebu Süfyan, "O bir gençtir," dedi. "Onun soyu sopu nasıldır? Hepimizinkinden üstündür. Bu peygamberliğin alametlerindendir. Peki onun yaşantısı nasıldır? Yalan söylediği görülmemiştir. Bu da peygamberlik alametlerindendir." Kayser, Ebu Süfyan'a yine sordu. "Acaba arkadaşlarından onun dinini bırakıp da size dönen oldu mu?" "Hayır. Bu da bir peygamberlik alametidir. Peki savaştığı zaman arkadaşlarıyla beraber mağlup olduğu oluyor mu?" "Bir kavim onunla savaştı, o onları mağlup etti. Daha sonra onlar da onu mağlup ettiler. Bu da peygamberlik alametidir." Sonra Kayser beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi. "Seni gönderen zata de ki, ben onun peygamber olduğunu biliyorum. Fakat krallığımı terk edemem. Piskopos'a gelince, Hristiyanlar her pazar günü bir yerde toplanıyor. O da onlara vaaz ediyordu. Pazar günü olduğunda bu kez vaaz etmedi. İkinci pazarda vaaz etmedi. Ben yanına gidiyor ve onunla konuşuyordum. O bana sorular sorardı. Üçüncü pazar gelince halk yine çıkıp vaaz etmesini bekledi. O yine çıkmadı, hasta olduğunu söyledi. Bunu birkaç defa tekrarladı. Sonunda şöyle haber gönderdiler. Ya bize çıkarsın ya da odana girer seni öldürürüz. O Arap buraya geldiğinden beri biz senden şüpheleniyoruz. Bunun üzerine Piskopos bana bir mektup verip şunları söyledi. Şu mektubu al, Muhammed'e götür. Ona selamla birlikte benim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna iman ve şahitlik edip, kendisine inandığımı ve onu tasdik edip, kendisine uyduğumu söyle. Halk bu durumumu seziyor, ona bu gördüklerini de söyle. Bunları söyledikten sonra dışarıya çıktı. Bekleyenler de onu öldürdüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, irtihaline yakın bir sırada İslam ordusunun başına Zeyd bin Haris'in 19 yaşındaki oğlu Üsame'yi kumandan tayin etmişti. O sırada bir sefre çıkılacaktı. Resulullah, "Harbe iştirak etmek isteyenler, Medine dışında Üsame'nin çadırı etrafında toplansınlar," diye emir buyurdu. Ordu Medine dışına karargah kurmuştu. Resulullah'ın hastalığının şiddetlendiği haberi geldi. Hazreti Üsame, "Resulullah bu kadar ağır hasta iken sefre çıkmak pek doğru olmaz," dedi ve 3 gün orduyu bekletti. 3 gün içinde de Efendimiz irtihali darî beka eyledi. Resulullah vefat edip yerine Hazreti Ebu Bekir halife olarak geçince, Üsame'nin kumandanlığını yerinde bulmayan ve genç olduğunu ileri süren bazı ashab, "Ya Ebu Bekir, Üsame daha çok genç. Onu azledip yerine başka birini nasip etseniz daha iyi olmaz mı?" diyerek azlini teklif etmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir çok hiddetlendi ve "Resulullah'ın tayin ettiği bir kumandanın azlini benden nasıl istersiniz?" dedi ve kafiyetle yapamayacağını bildirdi. Böylece ordu Üsame'nin kumandasında yoluna devam ediyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu ata bindirdi. Kendisi ise yerde yürüyordu. Bir müddet gittikten sonra Üsame radıyallahu anh çok sıkılmıştı. "Ya Ebu Bekir, ya siz binin, ben yürüyeyim yahut da benim de inmeme izin verin," dediği zaman Hazreti Ebu Bekir her ikisini de kabul etmedi. "Siz bineceksiniz, bense yürüyeceğim. Allah için savaşa giden ordunun arkasında biraz yürüyeyim ki, onların ayak tozlarından ayağım şereflensin," buyurdu ve o ihtiyar haliyle ordunun arkasından uzun müddet yürüdü. İşin en enteresan tarafı, 19 yaşındaki Üsame radıyallahu anh'ın kumandan bulunduğu orduda Hazreti Ömer bir nefer olarak harbe iştirak ediyor ve bundan şikayet de etmiyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh orduyu uğurlayıp kendisi ayrılacağı zaman Üsame'nin yanına vardı ve "Ya Üsame, görüyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Medine'de onun ayrılmasıyla bir boşluk hasıl oldu. İşler çok fazla. Askerlerinin içinde bulunan Ömer'in benimle gelmesine ve geri dönmesine müsaade eder misin?" dedi. Hazreti Üsame, "Memnuniyetle," diyerek Hazreti Ömer'in geri dönmesine müsaade etti.
Ve ondan sonra Hazreti Ömer geri döndü. Ahim aleyhisselamı ateşe attıkları zaman bütün melekler, vahşi hayvanlar ve kuşlar ağlaştılar. Ve etrafında toplanıp İbrahim aleyhisselama bir yardım yapabilmenin çaresini aradılar. Bunların arasında zayıf bir bülbül yavrusu vardı. Kendini ateşe atacağı sırada Allahü Teala Cebrail aleyhisselama emredip buyurdu ki, "O kuşu tut ve ne dileği olduğunu sor." Cebrail aleyhisselam kuşu tutup istediğini sorunca, kuş dedi ki, "Halilullah'ı ateşe atıyorlar. Madem ki kurtarmaya kadir değilim, bari onunla beraber yanayım." Cebrail aleyhisselam kuşun bu cevabını Allahü Teala'ya arz edince buyurdu ki, "O kuşun benden dilediği nedir?" Bülbül şöyle arz etti, "Benim dünyada Hak Teala'nın adını anmaktan başka arzum yoktur. 1001 ismi olduğunu işittim. 101'ini biliyorum. 900 ismi şerifini de bilmek isterim." Hak Teala kuşun dileğini yerine getirdi. Şimdi sahralarda feryat eden bülbül, Hak Teala'nın ismini söylemektedir. Nemrud'un ateşi, İbrahim aleyhisselama gülistan olunca, bülbül gelip gül ağacında nameye başladı. O zamandan kıyamete kadar, gül ağacına muhabbet etti, aşık oldu. Eshab'tan Hanzala radiyallahu anh Medine sokaklarından birinde, bağıra bağıra ağlayarak süratle gidiyordu. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh rastladı. O, "Seni ağlatan nedir ya Hanzala?" diye sordu. Hanzala, "Ben münafık oldum ya Eba Bekir. Ben ağlamayayım da kim ağlasın?" diye cevap verdi. Hanzala'nın bu sözünden bir şey anlamayan Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, "Sen nasıl münafık olursun? Hangi sebepten dolayı münafık oldun?" diye sordu. O, "Ya Ebu Bekir, ben Resulullah'ın sohbetinde başka, sohbetten çıktıktan, aile efradımın içine karıştıktan sonra başka türlü oluyorum. Sohbetteyken tamamen dünyadan ayrıldığım halde, evimdeyken aynı durum olmuyor. Bu münafıklık değil de nedir? İçeride başka, dışarıda başka," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Ya Hanzala, ben de aynı durumdayım. Yürü bunu Resulullah'a söyleyelim," dedi. Beraber Efendimizin huzuruna vardılar. Orada bazı eshab da vardı. Peygamberimizin huzuruna vardıklarında hala ağlıyorlardı. Peygamber aleyhisselam niçin ağladıklarını sordu. Onlar durumlarını anlatıp münafık olma korkusundan ağladıklarını söylediler. Bu hadise üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. "Siz benim huzurumda olduğunuz hal üzere daim olsanız, yolda yürürken melekler sizinle müsafaha yaparlardı. Onlarla açık açık konuşurdunuz. Bu hal devamlı olamaz ya Hanzala. Bazan böyle, bazan öyle." Buyurarak münafık olmadıklarını izah buyurdu. Hanzala ve diğer eshab da sevindiler. Peygamber, hem sultan olan ve bütün canlı varlıkların dilinden anlayan Süleyman aleyhisselama Allah tarafından bir melek gelip, "Ya Süleyman, bu su sana Allah tarafından gönderildi. Eğer bu hayat suyundan içersen, kıyamete kadar yaşayacaksın. İçmezsen ecelin geldiği zaman öleceksin. Hangisini tercih edersin?" dedi. Süleyman aleyhisselam cevap vermek için melekten biraz mühlet istedi. Melek Hazreti Süleyman'ın isteğini kabul edip gitti. Süleyman aleyhisselam bu meseleyi danışmak için bütün canlılardan heyetler toplayıp hepsinin fikrini sordu. Bütün canlı varlıklar hayat suyundan içmesini ve kıyamete kadar yaşamasını tavsiye ettiler. Onlar, "Eğer bu suyu içer de kıyamete kadar yaşarsan Allah için daha çok amel işlersin ve daha çok sevap kazanırsın," diyorlardı. Hazreti Süleyman, hayvanların içinden gelip gelmeyen var mı diye iyice bir kontrol ettiğinde hüdhüd kuşunun gelmediğini fark edip, "Onlardan da bir heyet gelsin," diye emir verdi. Biraz sonra hüdhüd kuşu da Süleyman aleyhisselamın huzuruna geldi. Mesele ona da sorulduğu zaman hüdhüd şöyle cevap verdi. "Benim fikrime kalırsa içmemen ve zamanı gelince ölmen daha hayırlıdır. İçersen kıyamete kadar yaşayacaksın ama senin sevdiklerin hep ölecekler ve sen kıyamete kadar onların acısını içinde hissedeceksin. İyisi mi içmeyip ölmek ve Allah'ın ahirette hazırladığı nimetine daha kısa bir zamanda kavuşmak daha iyidir," dedi. Süleyman aleyhisselamın bu fikir daha hoşuna gitmişti. Melek tekrar geldiğinde içmek istemediğini ve zamanı geldiğinde ölmeyi tercih ettiğini bildirdi. Ömer radıyallahu teala anh bir gece şehri gezerken bir evden çeşitli sesler işitti. Ömer Hazretleri dama çıktı. Damdan o eve girdi. Gördü ki bir kişi bir kadın ile oturmuş. Orta yerde de şarap var. Ömer,
radıyallahu teala an hazretleri dedi: "Niçin Allahu Teala hazretlerinin emrini tutmazsın? Bu kadar günahın cezasını çekmeyeceğini mi zannediyorsunuz?" O kişi çok korkup dedi ki: "Ya emir el müminin, hiç acele etme ki ben bir günah işledim ise sen 4 günah işledin. Birincisi, Allahü Tebareke ve Teala buyurdu ki: evlere kapılarından giriniz. Sen damdan girdin. İkincisi, Allahü Teala buyurdu ki: evlerinizden gayri evlere izin alıp ehli üzerine selam vermeyince girmeyiniz. Sen ferman dinlemeden girdin. Üçüncü, Allahü Teala buyurur: gözetlemeyiniz, sen gözetledin. Dördüncü, Allahü Tebareke ve Teala buyurur: suizan etmekten sakınınız. Sen suizan ettin. Ömer radıyallahu teala an bunu işitti. Mübarek gönlüne çok tesir etti. Pişman oldu. Onun kefaretine bir köle azat etti. Ömer radıyallahu teala anh hazretlerinin adaleti ve siyaseti bereketiyle o kişi de tevbe edip iyiler zümresinden oldu. Hazreti Ebu Bekir'in komşuları: "Ya Resulallah, Ebu Bekir her akşam evinde ciğer kebabı yapıp yediği halde bize bir lokma bile vermiyor. Biz onun komşuları olarak şikayetçiyiz," dediler. Hazreti Resulullah: "Bundan sonra yine ciğer yediğini anlarsanız bana da haber verin, o yemek başındayken baskın yapalım," buyurdu. Aradan birkaç gün geçmişti ki bir sahabi gelip: "Ya Resulallah, şu anda evden yine ciğer kokusu gelmeye başladı. Pişiriyor olması lazım," dedi. Peygamberimiz meselenin hakikatini eshaba söylemiyor, gözleriyle görmelerini istiyordu. Hep beraber Ebu Bekir'in evine gittiler. Eve yaklaştıklarında hakikaten evden ciğer kokusu gelmeye başlamıştı. Kapıyı çalıp içeri girdiler, baktılar ki Hazreti Ebu Bekir'in evinde ciğer değil, bir parça et bile yok. Eshab hayret içinde kalmıştı. Resulü Ekrem meseleyi şöyle izah etti: "Ebu Bekir'in yediği sizin bildiğiniz ciğerlerden değildir. Onun kendi ciğeri Allah korkusundan yanıp tutuşmakta, siz ise onu ciğer pişirip yiyor sanmaktasınız." Şikayet eden eshab mahcup, Resulullah memnun vaziyette ayrıldılar. Hazreti Allah Celle Celaluhu Musa aleyhisselama: "Ya Musa, sana acayibattan bir sır bildireyim mi?" buyurdu. Musa Kelimullah: "Göster ya Rabbi," diye iltica etti. Allah tarafından: "Ya Musa, git filan yerdeki çeşmenin başına. Kimse görmeyecek şekilde bir yere gizlen ve bekle." Emri geldi. Musa aleyhisselam gitti. Tarif edilen çeşmeyi buldu ve beklemeye başladı. Biraz sonra atlı bir adam geldi. Atından indi. Kendisi su içip atını suladı ve zaruri ihtiyaçlarını tamamlayıp atına bindi gitti. Fakat giderken para kesesini çeşmenin başında unutup da gitti. Çok geçmeden bir çocuk geldi. O da su içti. Ve yolcunun unuttuğu altın kesesi bağlı olan kemeri alıp gitti. Aradan çok zaman geçmeden bu sefer bir ama geldi. Abdest aldı ve bir kenara çekilip ibadete başladı. Hazreti Musa gizlendiği yerden manzarayı buraya kadar takip etti. Biraz sonra altın keseli kemeri unutan atlı adam geri geldi. Kemerini çıkarıp bıraktığı yere baktı ki orada yok. Doğru amanın yanına vardı ve ona kemerini unuttuğunu, bulduysa vermesini söyledi. Ama "Görüyorsun ki iki gözüm de görmüyor. Hem ben keseyi almış olsam yanımda olması lazım. Bende böyle bir şey olmadığına göre almış olmam imkansız," diyerek adamı iknaya çalıştı ise de adam bir türlü inanmadı ve "Bu altını sen aldın, vermiyorsun," diyerek amayı vurup öldürdü. Adam keseyi bulamamıştı ama amayı da öldürmüştü. Hazreti Musa, sırrına vakıf olamadığı bu hadisenin mahiyetini öğrenmek için Cenab-ı Hakk'a ilticada bulundu. Allahü Teala meseleyi şöyle izah buyurdu: "Ey Kelimim Musa, kemeri alan çocuğun babası daha evvel o atlı ağanın hizmetinde çalıştı ve ağa da onun hakkını vermemişti. Şimdi hakkını almış oldu. Ama ise daha evvel o ağanın babasını öldürmüştü. Sonra gözleri kör olduğu için onu tanıyan çıkmadı ve unutuldu gitti idi. Ama ben unutmadım ve amanın ölümünü o adam vasıtasıyla yaparak kısası yerine getirmiş oldum." Bu hadise karşısında Musa aleyhisselam secde-i rahmana vardı ve Allah'a şükürler etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'da gökleri seyir esnasında güzel ve hoş bir kokuyla karşılaştı. Cebrail aleyhisselama bu güzel ve hoş kokunun nereden geldiğini sordu. Cebrail aleyhisselam, "Firavun'un kızının hizmetçisiyle çocuklarının kokusudur," dedi.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun menkıbesi nedir diye sorunca Cebrail aleyhisselam bu kadının ve çocuklarının hikayesini şöyle anlattı. Bu hanım bir gün Firavun'un kızının başını tarıyordu. Elinden tarak düştü. Kadın Bismillah diyerek tarağı yerden aldı. Kız, Allah'ın ismiyle derken babamı mı kastettin diye sordu. Hizmetçi hanım, hayır benim ve babanın Rabbi Allah'ın ismini andım dedi. Kız, bunu babama haber vereceğim dedi. Hizmetçi hanım, ver dedi. Kız gidip babasına durumu haber verdi. Firavun hizmetçi hanımı çağırttı. Ona, senin benden başka Rabbin mi var diye sordu. Hizmetçi hanım, evet benim ve senin Rabbin Allah'tır dedi. Firavun, hizmetçi hanımın Musa aleyhisselama tabi olduğunu ve Allah'a iman ettiğini anladı. Dininden dönmesini istedi. Hizmetçi hanım, dönmem dedi. Firavun, seni, kocanı ve çocuklarını öldürürüm dedi. Kadın ve kocası, öldür, bizim için bir iyilik olur dediler. Firavun adamlarına bir ateş yaktırdı, üzerine bakır bir kazan koydurup kızdırdı. Onları içine atmalarını emretti. Kadın, Firavun'a, senden bir isteğim var dedi. Firavun, nedir diye sordu. Kadın, beyim ve çocuklarımın kemiklerini bir beze koyup aynı yere gömün dedi. Firavun kabul etti. Yaparım dedi. Sonra kadının çocukları getirilip gözü önünde kızdırılmış kazana atıldı. Sonra kucakta süt emen küçük çocuğa sıra geldi. Çocuk annesinin kucağındaydı. Annesi ona acıdı. Ateşe girmekten çekinir gibi oldu. Çocuk dile geldi annesine. Anne çekinme, sen hak üzeresin. Dünya azabı, ahiret azabından çok hafiftir. Korkma ateşe gir diye seslendi. Annesi de ateşin içine daldı. Böylece hepsi şehit oldu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh demiştir ki, küçükken dört çocuk konuşmuştur. Biri Meryem oğlu İsa'dır aleyhisselam, diğeri Rahip Cüreyc'in olayındaki çocuk, diğeri Yusuf aleyhisselama şahitlik eden çocuk, biri de Firavun'un kızının hizmetini gören kadının çocuğu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında Hicri 14. yılda İranlılarla Müslüman Araplar arasında meşhur Kadisiye Muharebesi vaki olmuştu. Bu sırada Müslümanların komutanı Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bir hastalık sonucu vücudunda çıkan çıbanlardan dolayı ayakta duramıyordu. Bunun için ordu karargahında yaptırdığı uygun bir yapının balkonuna çıkmış, göğsünü bir yastık üzerine koyarak oradan orduyu idare etmeye başlamıştı. Bu binada zincirlere vurulup hapsedilmiş, Ebu Mihcen adında şairliğiyle de meşhur bir kahraman vardı. Geçmişte içki içtiği de bilinen bu şair, şarabı öven birkaç beyitlik bir şiirinde şöyle deyivermişti. Ölürsem üzüm asması dibine gömüver beni, öldükten sonra kökleri ıslatsın kemiklerimi. Bu zat işlediği bazı hatalar ve şarabı, öven sözleri yüzünden nezarethanede tutuluyordu. Binanın çevresinde atların dolandığı gören Ebu Mihcen, savaşa katılmadığı için yerinde duramıyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerinin hanımından ricada bulundu ve şöyle dedi. Beni salıver, Sa'd'ın Belka isimli atını da bana emanet ediver. Şu harbe katılayım. Sana söz veriyorum sağ salim dönersem, tekrar hapse girip ayaklarımı bağlatırım. Ebu Mihçe'nin bu ricasını önce kabul etmeyen kadın, onun okuduğu dokunaklı bir şiirden sonra daha fazla dayanamadı, serbest bıraktı. Ebu Mihcen ise tanınmayacak şekilde yüzünü kapatarak Belka adındaki kısrağa binip muharebe sahasına daldı. Öyle bir dalış ki düşman süvarilerini birbirine kattı, herkesi şaşkına çevirdi. Gece yarılarına kadar hayret verici bir kahramanlık gösterdi. Kimse onu tanıyamadığı için melek midir, Hızır mıdır diye söyleşmeler olurken, Sa'd Hazretleri de Ebu Mihcen hapiste olmasaydı, bu odur ve bindiği at da benim atım Belka'dır derdim diyordu. Ebu Mihcen geceleyin tekrar köşkteki nezarethaneye dönüp kendini zincire vurdu. Sa'd bir ara ahır kısmına inince atının terli olduğunu gördü ve sebebini sordu. Oradakiler de olanları anlattılar. Sa'd Hazretleri Ebu Mihcen'den memnun kaldı, onu serbest bıraktı. Ebu Mihcen de hataları için tevbe etti. Hazreti Osman'ın hilafeti devrinde İran taraflarında yapılan bir savaş sırasında vefat eden Ebu Mihcen'in şehit edildiği veya eceliyle öldüğüne dair kesin bilgi yoktur. Kabrinin Azerbaycan veya Cürcan'da olduğu söylenmektedir. Dıhye-i Kelbi, iman etmeden önce zengin bir Arap melikiydi. Peygamber Efendimiz, onun Müslüman olmasını çok arzu ediyordu.
Zira mevkii, itibarıyla etrafında ona bağlı 700'den daha fazla kişi vardı. Onların da İslamiyet ile şereflenmeleri kendisine bağlıydı. Dıhye-i Kelbi, Müslüman olmak isteyince Cenab-ı Hak, Resul-i Ekrem'e bir sabah namazından sonra vahyederek, Dıhye'nin kalbine iman tohumunun atıldığını bildirdi. Biraz sonra Dıhye, Mescid-i Nebevi'ye girdi. Resul-i Ekrem omuzlarındaki elbisesini yere serdiler. Oraya oturmasını işaret buyurdular. Resul-i Ekrem'in bu keremini gören Dıhye'nin gözlerinden yaşlar boşandı. Hürmetle, saygı ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Peygamber aleyhisselam sordu. Niçin ağlıyorsun ya Resulallah? Ben çok büyük günahlar işledim. Bu günahlarımın kefareti nedir? Malımın, mülkümün sadaka olarak verilmesi mi, yoksa öldürülmem mi gerekiyor? Ey Dıhye, nedir günahın? Ya Resulallah, cahiliyet devrinin adetine uyarak kız çocuklarımı öldürmüştüm. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek, Ya Resulallah, Allahü Teala Müslüman olanların cahiliyet devrindeki günahlarını affetti buyurdu. Beyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, üç kişi dışında hiç kimse beşikte iken konuşmamıştır. Birincisi Meryem oğlu Hazreti İsa'dır. İkincisi Cüreyc, kendini ibadete vermiş abid bir kuldu. Bir manastıra çekilmiş, orada ibadetle meşguldü. Derken bir gün annesi yanına geldi. O namaz kılıyordu. Seninle konuşacağım ben annenim diye seslendi. Cüreyc, Allah'ım annem ve namazım, hangisini tercih edeyim diye düşündü. Namazına devama karar verdi. Annesi çağırmasını, her defasında üç kere olmak üzere, üç gün tekrarladı. Cevap alamayınca, üçüncü çağırmanın sonunda, Allah'ım, kötü kadınların yüzünü göstermedikçe canını alma, diye bedduada bulundu. Beni İsrail, aralarında Cüreyc ve onun ibadetini konuşuyorlardı. O diyarda güzelliğiyle herkesin dilinde olan zaniye bir kadın vardı. Dilerseniz ben onu fitneye atarım, dedi. Gidip Cüreyc'e sataştı. Ancak Cüreyc ona iltifat etmedi. Kadın bir çobana gitti. Bu çoban Cüreyc'in manastırının dibi, inde barınak bulmuş birisiydi. Kadın onunla zina yaptı ve hamile kaldı. Çocuğu doğurunca, bu çocuk Cüreyc'ten, dedi. Halk, öfkeyle, gelip Cüreyc'i manastırından çıkarıp manastırı yıktılar, hakaretler ettiler, kendisini de dövmeye başladılar, linç edeceklerdi. Cüreyc onlara, derdiniz ne, diye sordu. Şu fahişeyle zina yaptın ve senden bir çocuk doğurdu, dediler. Cüreyc, çocuk nerede, getirin bana, dedi. Halk çocuğu ona getirdi. Cüreyc, bırakın beni, namazımı kılayım, dedi. Bıraktılar ve namazını kıldı. Namazı bitince çocuğun yanına gitti, karnına dürttü ve, ey çocuk, baban kim, diye sordu. Çocuk, falanca çoban, dedi. Bunun üzerine halk Cüreyc'e gelip onu öpüp okşadı ve, senin manastırını altından yapacağız, dedi. Cüreyc ise, hayır, eskiden olduğu gibi kerpiçten yapın, dedi. Onlar da yaptılar. Üçüncüsü bir zamanlar bir çocuk annesini emiyordu. Oradan şahlanmış bir at üzerinde kılık kıyafeti güzel bir adam geçti. Onu gören kadın, Allah'ım şu oğlumu bunun gibi yap, diye dua etti. Çocuk memeyi bırakarak adama doğru yönelip baktı ve, Allah'ım beni bunun gibi yapma, diye dua etti. Sonra tekrar memesine dönüp emmeye başladı. Ebu Hureyre der ki, ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı, şehadet parmağını ağzına koyup emmeye başlayarak, çocuğun emişini taklit ederken görür gibiyim. Resulullah anlatmaya devam etti. Sonra annenin yanından bir kalabalık geçti. Ellerinde bir kadın vardı. Onu dövüyorlar ve seni zani seni zina yaparsın, hırsızlık yaparsın ha, diyorlardı. Kadın ise Allah bana yeter, o ne iyi vekildir, diyordu. Çocuğun annesi, Allah'ım çocuğumu bunun gibi yapma, dedi. Çocuk yine emmeyi bıraktı. Kadına baktı ve Allah'ım beni bunun gibi yap, dedi. İşte burada anne evlat karşılıklı konuşmaya başladılar. Anne dedi ki, boğazı tıkanasıca. Kıyafeti güzel bir adam geçti. Ben, Allah'ım, oğlumu bunun gibi yap, dedim. Sen, Allah'ım, beni bunun gibi yapma, dedin. Yanımızdan kadını döverek, zina ve hırsızlık yaptığını söyleyerek geçenler oldu. Ben, Allah'ım, oğlumu bunun gibi yapma, dedim. Sen ise, Allah'ım, beni bunun gibi yap, dedin. Oğlu şu cevabı verdi. Güzel kıyafetli bir adam geçti. Sen, Allah'ım, oğlumu bunun gibi yap, dedin. Ben ise, Allah'ım beni bunun gibi yapma, dedim. Yanımızdan bu kadını geçirdiler. Onu hem dövüp hem de, zina ettin, hırsızlık ettin, diyorlardı. Sen, Allah'ım, oğlumu bunun gibi yapma, dedin. Ben ise,
Allah'ım, beni bunun gibi yap, dedim. Sebebini açıklayayım, o atlı adam cebbar zalimin biriydi. Ben de, Allah'ım beni böyle yapma, dedim. Zina ettin, hırsızlık ettin, dedikleri şu zavallı kadın ise ne zina yapmıştı, ne de çalmıştı. Ben de, Allah'ım beni bunun gibi yap, dedim. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edilir. Evvela İslam'a gelen Ebu Bekir'dir radıyallahu anh, Hazreti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile ilk önce kıbleye durup namaz kılan Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir'in radıyallahu anh İslam'a geliş sebebi şöyleydi. Hazreti Ebu Bekir önceleri tüccar idi. Sefer ve ticaret yapardı. Ekseri Şam'a giderdi. Seferdeyken bir gece rüya gördü ki gökten ay inip kucağına girdi. Ebu Bekir iki eliyle onu kucakladı ve sinesine bastı. Uyandı. Yemliha adında meşhur bir rahip var idi. Ona varıp rüyasını tabir ettirdi. Rahip dedi ki, ''Sen nerelisin?'' Ebu Bekir dedi, ''Arz-ı Hicaz'danım.'' Tekrar sordu. ''Ne iş yaparsın?'' Ebu Bekir, ''Tüccarım.'' dedi. Rahip dedi ki, ''Ya Arabistanlı kişi, bu rüyada sana büyük müjdeler vardır. Tabirini ister isen ücretini ver.'' dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh 12 dinar çıkarıp verdi. Rahip dedi ki, ''O ay ki gökten sana indi. Ahir zaman peygamberidir. Yakınlarda zuhur edecektir. Sen onun hayatındayken veziri olursun. Sonra halifesi olursun. Ya Arabistanlı kişi, eğer ben sağ iken ona yetişir isen bana haber ver. Ona varıp buluşayım. Eğer ben dünyadan gitmiş isem selamımı ona ulaştırırsın. Ben onun dinine girdim ve ümmetinden oldum. Beni ahirette şefaatinden unutmasın.'' Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir mektup ver dedi. Rahip 12 satır bir mektup yazıp Ebu Bekir'e radıyallahu anh verdi. O mektubun mevzuu şu idi. ''Esselamu aleyke ya Muhammed bin Abdullah el-Mekki el-Medeni el-Tehami, salavatullahi teala aleyke ve selleme. Hakikaten sen ahir zaman peygamberisin ve Rabbil aleminin resulisin. Bu mektubu Ebu Bekir bin Ebu Kuhafe ile sana gönderdim. Malum ola ki ben sana iman getirdim ve sana ümmet oldum.'' Ebu Bekir bana gelip rüyasını tabir ettirdi. O rüya delalet eder ki Ebu Bekir senin vezirin olur, sonra halifen olur. Eğer ben sağ olup hazretine yetişirsem gelip önünde gaza ve cihad ederim. Eğer yetişmezsem ahirette beni şefaatinden unutmayasın, diye mektubu tamam etmiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh rüyayı tabir eden kişiye, ''Eğer tabir ettiğin gibi olursa yüz altın dahi bende senin emanetin olsun.'' dedi. Şam seferini bitirip Mekke'ye geldi. Bu hadiseden 12 sene geçti. Hak Sübhanehu ve Teala Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme vahyeyledi. Bir gece o büyük peygamber Ebu Kubeys dağına çıkıp gece yarısında dedi ki, ''Allahü Teala'ya davet edenin davetini kabul ediniz. La ilahe illallah deyiniz.'' Ebu Bekir serir üstünde yatıyordu. Söylenilenleri işitti. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.'' Birkaç gün sonra Mekke sokaklarında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluştu. Hazreti Fahri Alem ne olaydı? İslam'a geleydin. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, ''Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber isen mucize gösteresin.'' Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'in göğsüne mübarek ellerini dayayıp, şöyle duvara yaslayıp, dedi ki, ''Sana o mucize yetmez mi ki, o rüyayı gördün. Yemliha rahibe tabir ettirdin. O zamandan 12 yıl geçti. Tabir edene 12 dinar verdin ve 100 dinar daha vaat ettin. Rüyayı tabir eden, 12 satır bir mektup yazıp sana emanet verdi. Bunları bir bir görüp, muttali olup, mektupta yazılan şudur şudur deyip takrir buyurdular. Ebu Bekir radıyallahu anh işitip parmak kaldırıp ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.'' ''Yani sen o peygambersin ki Yemliha rahip senden haber verdi.'' dedi. Gizli olarak yakınlarına, tanıdıklarından müsait gördüklerine anlatmaya başladı. Tüccar olduğu için hem alışveriş için gelen köleler ile hem de saygın biri olduğu için Mekke'nin ileri gelen soylu ve saygın aileleriyle çok iyi ilişkiler içindeydi.
temiz fıtratlı ve güzel ahlaklı olanlarını iyi tanıyordu. Fıtratı İslam'a müsait olanları gizlice imana davet ediyor ve onlara Kur'an okuyordu. Sordukları soruları ve öğrenmek istediklerine bildiği hususlarda cevap veriyor, bilmediklerini de akşam olunca Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyordu. Gönlü İslam'a ısınan ve Müslüman olmak isteyenleri de, geceleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştürerek şüphelerini ve tereddütlerini gidermeye çalışıyor, iman etmelerini sağlıyordu. Resulullah'ın vefatından 10 gün sonra bir köylü mescide gelip selamdan sonra dedi ki, Resulullah'ın yakını hanginizdir? Hazreti Ebu Bekri Sıddık, İmam-ı Ali'yi gösterdi. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Söyle ey madar, ey kuyu sahibi. Benim ismimi ve kuyu sahibi olduğumu nereden bildin? Resulullah haber verdi. Sen Arabi köyündensin, adın madardır. Babanın adı Darim'dir, 360 yaşındasın. Sen 100 yaşındayken şöyle söyledin. Bir peygamber çıkar, yüzü güneşten nurlu, sözü şekerden tatlı, kokusu miskten güzel, yetimlerin ve miskinlerin babası, adam öldürmekten ve faizden men eder. Peygamberlerin sonuncusudur. Ümmeti 5 vakit namaz kılar, Ramazan'da oruç tutarlar. Beytullah'ta hac ederler. Ey kavmim, ben ona iman ettim. Sen böyle söyleyince üzerine yürüyüp seni dövdüler. Bir kuyunun içine bıraktılar. Bu zamana kadar orada mahpus idin. Resulullah ahirete intikal edince Allahü Teala bir sel gönderip kavmini helak etti. Sana bildirdi ki, ey madar, peygamber vefat etti. Git kabrini ziyaret et. Sen de geceyi gündüze katıp buraya geldin. Madar bunu işitince sordu. Bunları sana kim haber verdi? Resulullah haber verdi. Madar, vefatımdan sonra gelir, ona selamımı söyle. Buyurdu. Madar bunu duyunca mesrur oldu. Hazreti Ali, yüzündeki örtüyü kaldırmasını rica etti. Kaldırınca mescidin içi nurla doldu. Madar dedi ki, ey Ali, beni Resulullah'ın mübarek kabrine götür. Hazreti Ali onu götürdü. Madar Resulullah'ın kabrine göğsünü dayayıp yüzünü sürdü. Az sonra da vefat etti. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talib, Şam'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yanında Kureyş kavminden bazı şahıslarla beraber, henüz küçük yaşta olan Peygamber aleyhisselam da bulunuyordu. Rahip Bahira'nın bulunduğu yere yaklaşınca, hayvanlarından inerek yükleri çözüp indirmeye başladılar. Rahip hemen onları karşılamaya çıktı. Halbuki bundan önceleri de buraya uğrak verirlerdi. Fakat Rahip Bahira çıkıp da onları karşılamaz, hususi bir iltifatta bulunmazdı. Bu defa henüz yüklerini çözmeye uğraşırlarken rahip çıka geldi ve birini arıyormuşçasına onların arasında dolaşmaya başladı. Peygamber aleyhisselamın yanına gelince elini verdi ve ''Bu çocuk alemlerin efendisidir. Bu çocuk alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisidir. Allah onu alemlere rahmet olarak gönderiyor.'' dedi. Rahibin bu sözleri üzerine orada bulunanlardan bazı kimseler, siz Akabe'den ayrılınca ona secde etmeyen bir taş ve ağaç kalmadı. O taş ve ağaçlar ise yalnız bir peygamber için secde ederler dedikten sonra. Ben onu omuz kemiğinin altındaki küçük bir elmacık gibi olan peygamberlik mühründen de tanırım diye ilave etti. Rahip bu konuşmalardan sonra dönüp onlara yemek hazırladı. Yemeği getirdiğinde Peygamber aleyhisselam develeri beklemekteydi. Rahip, onu buraya çağırın dedi. Peygamber aleyhisselam o tarafa doğru dönüp gelmeye başladı. Üzerinde kendisini gölgeleyen bir bulut bulunuyordu. Oradakilere yaklaşınca, önceden ağacın gölgesini insanlar işgal etmiş olduğundan, kendisine ağacın gölgesinde yer kalmamıştı. Ancak Peygamber aleyhisselam oturunca, ağaç uzanıp onu gölgesine aldı. Bunun üzerine rahip, ''Ağacın gölgesine bakın nasıl ona uzandı.'' diye dikkatlerini çekti. Rahip onları ağırlarken kendilerinden Allah aşkı için bu çocuğu Rum diyarına götürmemelerini istedi ve çünkü Rumlar bu çocuğu görünce ondaki hususiyetleri görerek onun son peygamber olduğunu anlarlar ve katlederler dedi. Rahip döndüğünde Rum'dan 7 kişinin gelmiş bulunduğunu gördü. Onları karşılayarak ne sebeple buraya geldiniz diye sordu. Onlar da biz geldik. Çünkü zamanın peygamberi bu ay içerisinde bulunduğu şehirden çıkacak. Bu sebeple geçme ihtimali olan bütün yolların hepsine birer rahip gönderildi. Biz de onun geleceği haberini aldığımızdan senin yoluna gönderildik. Bunun üzerine rahip,
arkanızda bıraktığınız kimseler arasında sizden hayırlı kimse var mı? Diye sordu. Onlar da, sizin bu yolunuza en hayırlılarımız seçildi diye cevap verdiler. Rahip, Allah'ın yapmayı murad ettiği bir işin meydana gelmesine mani olmaya, hiçbir kimsenin kuvvetinin yeteceğini sanır mısınız? Dedi. Onlar da, hayır, dediler. Rahip, Bahira'nın bu irşadı üzerine, onlar da Peygamber aleyhisselama biat ettiler ve onunla beraber kaldılar. Bu hadiseyi de saklı tutmaya azmettiler. Rahip, daha sonra Kureyşlilere hitap ederek, Allah için söyleyin bu çocuğun velisi kimdir? Diye sordu. Kureyşliler de, Ebu Talip'tir diye cevap verdiler. Rahip Ebu Talip'e dönerek, çocuğu memleketine geri götürmek için tavsiye ve ısrarlarına devam etti. Nihayet Ebu Talip de buna kanaat getirdi ve çocuk yaşta bulunan Peygamber aleyhisselamı Mekke'ye gönderdiler. Rahip Bahira, Peygamber aleyhisselama yol azığı olmak üzere kurabiye ile zeytin vermiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethettiği gün, İslam düşmanı Ebu Cehil'in idam fermanı verilmiş oğlu İkrim'e, ölüm korkusuyla kaçıp Yemen tarafına gitmişti. Onun eşi Ümmü Hakim ise Müslüman olmuş ve İkrime'nin bağışlanmasını Resulullah'tan istirham etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İkrime için güvenlik garantisi verince hanımı Ümmü Hakim onu aramaya çıktı. Tihame sahillerinde deniz yolculuğu sırası Müslüman bir kaptanla görüşmekte olan İkrime'yi buldu. Kaptan ona diyor ki, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah de, canını kurtarıver. İkrime şu karşılığı veriyordu. Ben de zaten bunun için kaçıyorum. O sırada İkrime'nin karısı ortaya çıkarak şu haberi verdi. Ben insanların en iyisi ve en hayırlısının yanından geliyorum. Onunla konuştum. O sana eman verdi. Seni güvenceye aldı. Gel gidelim. Kendine kıyma. Beraber yola çıktılar. Bir konaklama yerinde İkrime eşiyle birlikte olmak istedi. Kadın onu şiddetle reddetti. Olmaz. Ben Müslümanım, sen ise kafirsin, deyince İkrime. Doğrusu, seni benden uzaklaştıran şey gerçekten önemli olmalı, dedi. İkrime Mekke'ye yaklaşınca, Resulullah ashabına şöyle dedi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, mümin ve muhacir olarak size geliyor. Sakın babasına sövmeyiniz. Çünkü ölüye sövmek ona ulaşmaz, diriye zarar verir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, İkrime'yi görünce, sevinçle onu karşıladı. İkrime sordu. Ey Muhammed, sen beni neye davet ediyorsun? Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun kulu ve Resulü olduğuma inanmaya, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum. Vallahi sen sadece Hakk'a davet ediyor, iyi ve güzeli emrediyorsun. Sen peygamber olmadan önce de bizim en doğrumuz ve en iyimizdin. İkrime bu konuşmadan sonra, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tuttu, kelime-i şehadet söyleyip Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün, ihlasla söylenmiş bir kelime-i şehadetin, ahirette müminin terazisinin sağ kefesini nasıl yükselteceğini şöyle anlatmışlardır. Aziz ve celil olan Allah Teala kıyamet günü, ümmetimden bir adamı halkın içerisinden alır ve onun için 99 adet büyük defter açar. Her defter, gözün alabildiği kadar büyüktür. Allah Teala adama sorar. Bu defterde yazılı olanları inkar ediyor musun? Muhafız katiplerim, olmadık şeyler yazarak sana. Zulmetmişler mi? Kul, ey Rabbim hayır, hepsi doğrudur, der. Allah Teala sorar. Bunları işlemenden dolayı beyan edeceğin bir özrün var mı? Kul, hayır ey Rabbim, der. Aziz ve celil olan Allah Teala. Evet, senin bizim yanımızda, büyük ve makbul. Bir de hasenen iyiliğin var. Biz bugün sana zulmetmeyeceğiz, buyurur. Hemen bir kart çıkarılır. Üzerinde, Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür yazılı. Sonra Allah Teala buyurur. Ağırlığını, yani amellerini, hazırla. Kul sorar. Ey Rabbim, bu defterlerin yanındaki şu kartta ne? Allah Teala ona, sana zulmedilmeyecektir, buyurur. Hemen defterler mizanın bir kefesine konulur, kart da diğer kefesine. Tartılırlar. Neticede defterler hafif kalır, kart ağır basar. Esasen Allah'ın ismi yanında hiçbir şey ağır olamaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhisselama gelen ilk vahiy, uykudayken gördüğü sarih bir rüyadan ibarettir.
o bir rüya görmüş olmazdı ki sabah aydınlığı gibi acık bir şekilde zahir olmasın. Allah ona tenhada kalma sevgisi vermişti. Bunun için Hira Dağı'na çekilir ve orada aile efradına dönmeden azığı bitinceye kadar birkaç gece kalır, ibadetle meşgul olurdu. Sonra tekrar Hatice radıyallahu anha'nın yanına gelir. Yine bir o kadar daha azık alır ve Hira Dağı'na çekilirdi. Bu şekilde Hak, yani Cibril aleyhisselam kendisine gelinceye kadar Hira Dağı'ndaki mağarada kaldı ve melek gelip kendisine "Oku," dedi. Allah'ın Resulü'nün kendi ifadesiyle "Ben okumak bilmem," dedim. Beni alıp göğsüne bastı ve takatim kesilinceye kadar sıktı ve tekrar salıverdi. "İn, oku," dedi. Ben "okuma bilmem," dedim. Tekrar beni üçüncü defa alıp göğsüne bastırdı ve takatim kesilinceye kadar sıktı ve salıverdi. Son olarak yine kainatı yaratan, insani bir parça kan pıhtısından yaratan Rabbinin ismiyle oku. "Oku ki Rabbin Kerem'de benzeri olmayan celal sahibi Allah'tır," dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam bu ayetleri alıp kabul ederek yüreği titreye titreye döndü. Doğruca zevcesi Hatice binti Hüveylid radıyallahu anha'nın yanına vardı ve "Beni örtün, beni örtün," dedi. Bir müddet öylece kaldı. Sonra Hatice radıyallahu anha'ya başından geçenleri anlattı. "Kendimden korktum," dedi. Hatice radıyallahu anha, "Öyle deme, Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit mahcup etmez. Çünkü sen akrabana bakarsın, işini göremeyenlerin yükünü üzerine alırsın. Fakire verir, kimsenin kazandırmayacağını kazandırırsın. Misafir ağırlarsın. Hak yolunda meydana gelen mühim hadiselerde halka yardımda bulunursun," dedi. Bundan sonra Hatice radıyallahu anha, Peygamber aleyhisselamı alıp amcası oğlu bulunan Varaka bin Nevfel bin Esed bin Abdülüzza'ya götürdü. Bu zat cahiliyet zamanında Hristiyanlığı kabul etmişti. İbrani dilini bildiği için İncil'den Allah'ın murad ettiği kadar bir şeyler yazardı. Yaşlanmıştı, gözleri de artık görmüyordu. Hatice radıyallahu anha kendisine "Ey amcam oğlu, dinle de bak, kardeşin özlü ne diyor," dedi. Varaka, "Ne var kardeşimin oğlu?" diye sordu. Peygamber aleyhisselam da hadiseyi kendisine anlattı. Bunun üzerine Varaka dedi ki, "Bu gördüğün Musa aleyhisselama Allah'ın gönderdiği namusu ekber. Vahiy ile ilahi sırrın sahibi Cibril aleyhisselamdır. Keşke senin Hakk'a davet günlerinde sağ bulunsaydım da, kavmin seni çıkaracakları zaman yanında olsaydım," dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, "Onlar beni çıkaracaklar mı ki?" diye sordu. O da, "Evet, çünkü senin gibi bir şey getirmiş olan hiçbir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Senin davet günlerine yetişirsem sana son derece yardımcı olurum," cevabını verdi. Ondan sonra uzun zaman geçmeden Varaka öldü ve o sırada vahiy kesildi. Hazreti Ömer vefat ettiği zaman bütün dini muamelesi yapıldıktan sonra her fani gibi onu da getirip kabre koydular. Vazifeli şahıs, telkinini de yapıp cemaat dağıldıktan sonra Hazreti Ali kerremellahu veçe, "Bakalım Ömer, sual meleklerine ne cevap verecek?" diye merak ederek kabrin bir kenarına kimse görmeden çömelmiş neticeyi beklemekteydi. Biraz sonra beklenen melekler gelip dünyadan gelen herkese sordukları soruları Ömer'e de sormaya başladılar. Meleklerden biri, "Rabbin kimdir? Nebin kim?" diye sormaya başladı. Meleklerin bu sualleri karşısında hiddete gelen büyük halife kendisi başladı. "Siz kimsiniz? Buraya nereden ve niçin geldiniz? Sizin derdiniz ne de beni gelir gelmez suale çekiyorsunuz?" diye sormaya başlayınca melekler onun diğer insanlar gibi olmadığını anladılar ve sorularına cevap vermeye başladılar. "Biz yedi kat semadan buraya sana soru sormak için geldik. Bizi bu vazifeyle Allah vazifelendirdi. Biz münker ve nekir melekleriyiz ve herkese aynı soruları sormak bizim vazifemizdir," dediler. Melekleri sonuna kadar dinleyen Hazreti Ömer sorularına devam etti. "Siz yedi kat semadan geldiğiniz halde Allah'ı unutmadınız mı?" diye sorunca melekler kendilerinin vazifelerinin Allah'a ibadet etmek olduğunu ve unutmadıklarını söylediler. Melekler bu cevabı verince Hazreti Ömer daha da kızdı ve şunları söyledi. "Siz o kadar uzak yerden geldiğiniz halde Allah'ı unutmadınız da ben iki karış toprağın altına girmekle mi Allah'ı unutacağım? Bir daha ümmeti Muhammed'e böyle çirkin surette gelmeyeceksiniz ve böyle yakışıksız sualler sormayacaksınız. Bakın, şu anda sizi geri gönderiyorum.
Sakın bundan sonra söylediklerimi unutmayın. Ömerül Faruk Hazretlerinden bu nasihatleri dinleyen melekler, bir daha ümmeti Muhammed'e kötü surette gelmeyeceklerine ve onların memnun olması için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verip, daha fazla üstelemeden Allah'a ısmarladık deyip çekip gittiler. Meleklerle Hazreti Ömer arasındaki bu hadiseye şahit olan Allah'ın arslanı gözyaşlarını tutamaz ve ''Ya Ömer, hakikaten sen Ömer-i Adilsin. Hayatında, mematında, ümmete rahmet senin.'' der ve ağlayarak kabri terk eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, validemizden rivayet edildi ki, ''Bir gün evde oturuyordum. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdular. Ben hemen öteden beri gösterdiğim saygı üzerine ayağa kalkmak istediğimde, Resulullah, ben de yanına oturayım ya Ayşe, buyurup oturdular. Daha sonra mübarek başını kucağıma koyup uyudular. Mübarek sakalı şerifindeki beyazlanmış olan 9 adet kılı gördüm, o zaman kendi kendime. Muhammed aleyhisselam benden önce dünyadan gidecek. Ümmeti peygambersiz kalacak diye düşünürken ağladım, gözlerimden yaşlar boşandı. Bir damlası kucağımdaki Resulullah'ın mübarek yüzüne düştü. Onu hemen uykusundan uyandırdı. Resulullah, ''Ey Ayşe, seni ağlatan şey nedir?'' diye buyurdu. Ben de düşündüklerimi anlattım. Bunun üzerine Resulullah, ''Hangi hal ölüye daha şiddetlidir?'' buyurdu. ''Ben siz söyleyin ya Resulallah'' deyince, ''Sen söyle'' buyurdu. Ben de meyyitin evinden çıktığı hal çok üzüntülü olur. Çoluğu çocuğu çok üzülür ve vah babamız vah annemiz deyip feryat ederler dedim. Resulullah, doğru, ondan daha şiddetlisi hangisidir? Buyurunca ben de kabre konması, üzerinin örtülmesi ve yakınlarının, dostlarının kendisini dünyadaki ameliyle baş başa bırakmaları halidir. O zaman münker ve nekir ona gelir dedim. Resulullah, ey Ayşe, meyyite ondan daha şiddetlisi nedir buyurunca, Allahü Teala ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah şöyle buyurdu, ey Ayşe, meyyitin en zor durumu, gasilin, yıkayıcının evine gelip onu yıkamaya başladığı vakittir. Parmağından yüzüğü çıkarmakla işe başlar. Elbisesini, dünyalık ne rütbesi varsa çıkarır. O zaman meyyitin ruhu kendi çıplak bedenini görür ve öyle nida eder ki, insan ve cinden başka her mahluk işitir. Resulullah buyurdu ki, öldükten sonra pişman olmayan hiçbir kimse yoktur. Ya Resulallah, insanın pişmanlığı nedir? Denildiğinde buyurdu ki, eğer insan iyi amel işlemişse, neden daha çok yapmadım diye pişman olur. Eğer günahkar ise, günahlardan sakınmadığı için pişman olur. Eshab'tan Ebu Katade'nin kumandanlığında bir harp yapılıyordu. İslam ordusunda bir de münafık vardı. Bu münafık hakikatte, Allah için değil, kan davası güttüğü bir adamı öldürmek için harbe iştirak etmişti. Hakikaten savaş meydanında, hep müşriklerin ordusunda bulunan o kan düşmanının peşini takip ediyor ve her fırsatta onu öldürmek istiyordu. Bir ara tam karşı karşıya geldiler. Münafık daha avantajlı durumda idi. Kılıcını çekip müşriğin üzerine hücum ettiği zaman o, ''Eşhedü en la ilâle illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü'' deyip Müslüman oldu. Fakat münafık, onun bu sözlerine hiç kulak bile vermeden başını kesti ve yere serdi. Adam ölmüştü. Bunu gören bazı eshab üzüldüler ve durumu harpten döndüklerinde Peygamber Efendimiz'e bildirdiler. Hazreti Resul, iman eden bir kimseyi niçin öldürdün diye sordu. Münafık, ya Resulallah, o kalben iman etmemişti. Sadece ölümden kurtulmak için dille söyledi, dedi. Peygamberimiz, hel şakakta kalbehu, kalbini yarıp baktın mı? Buyurunca münafık, kalbini yarsam ne çıkardı, kalp bir et parçası değil mi, dedi. Bunun üzerine Resulullah çok hiddetlendi ve ''Sen kalpten anlamaz, dile inanmazsın. Nasıl olacak böyle?'' buyurdu. Bu sefer münafık korktu ve ''Ya Resulallah, beni Allah affetsin.'' dedi. Peygamber Efendimiz onun hakiki iman sahibi olmadığını bildiği için ''Allah seni affetmesin.'' buyurarak huzurundan kovdu. Dıhyetül Kelbi radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni bir mektupla Bizans Kayseri'ne gönderdi. Hükümdarın yanına vardım. Mektubu verdim. Yanında yüzü kırmızı, gözleri mavi, saçları kıvırcık bir de yeğeni vardı. Mektup, Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların sahibi Heraklius'a diye başlıyordu. Yeğeni bu sözler üzerine derin bir nefes aldı ve bu mektup okunmamalıdır dedi. Kayser bunun sebebini sordu. Yeğeni,
Bu mektubu yazan önce kendi ismini anıyor ve senin için de Rum'un sahibi diyor. Kral tabirini kullanmıyor, dedi. Hükümdar, mutlaka onu okuyacaksın, dedi. Mektup okunduğu zaman oradakiler Kayser'in yanından çıktılar. Huzura ben alındım. Kayser, onların dini işlerini düzenleyen piskoposu çağırdı. Diğerleri onu mektuptan haberdar etmişlerdi. Bunu Kayser'in kendisi de söyledi ve mektubu ona okuttu. Piskopos ona şunları söyledi. İşte bu Muhammed'dir. O beklediğimiz peygamberdir ki, İsa onun geleceğini bizlere müjdelemişti. Kayser Piskopos'a, peki bana ne tavsiye edersin, dedi. Piskopos, ben onu tasdik ediyor ve ona tabi oluyorum, dedi. Kayser ona, şayet ben bunu yapacak olursam krallığımdan olurum, dedi. Sonra biz Kayser'in yanından çıktık. Kayser, o sırada yanında misafir olan Ebu Süfyan'ı çağırttı ve ''Sizin memleketinizde ortaya çıkan bu kişi necidir?'' diye sordu. Ebu Süfyan, ''O bir gençtir.'' dedi. ''Onun soyu sopu nasıldır? Hepimizinkinden üstündür. Bu peygamberliğin alametlerindendir.'' ''Peki onun yaşantısı nasıldır? Yalan söylediği görülmemiştir.'' ''Bu da peygamberlik alametlerindendir.'' Kayser, Ebu Süfyan'a yine sordu. ''Acaba arkadaşlarından onun dinini bırakıp da size dönen oldu mu?'' ''Hayır. Bu da bir peygamberlik alametidir. Peki savaştığı zaman arkadaşlarıyla beraber mağlup olduğu oluyor mu? Bir kavim onunla savaştı, o onları mağlup etti. Daha sonra onlar da onu mağlup ettiler. Bu da peygamberlik alametidir. Sonra Kayser beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi. Seni gönderen zata de ki, ben onun peygamber olduğunu biliyorum. Fakat krallığımı terk edemem. Piskoposa gelince, Hristiyanlar her pazar günü bir yerde toplanıyor. O da onlara vaaz ediyordu. Pazar günü olduğunda bu kez vaaz etmedi. İkinci pazarda vaaz etmedi. Ben yanına gidiyor ve onunla konuşuyordum. O bana sorular sorardı. Üçüncü pazar gelince halk yine çıkıp vaaz etmesini bekledi. O yine çıkmadı, hasta olduğunu söyledi. Bunu birkaç defa tekrarladı. Sonunda şöyle haber gönderdiler. Ya bize çıkarsın ya da odana girer seni öldürürüz. O Arap buraya geldiğinden beri biz senden şüpheleniyoruz. Bunun üzerine Piskopos bana bir mektup verip şunları söyledi. Şu mektubu al, Muhammed'e götür. Ona selamla birlikte benim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna iman ve şahitlik edip, kendisine inandığımı ve onu tasdik edip, kendisine uyduğumu söyle. Halk bu durumumu seziyor, ona bu gördüklerini de söyle. Bunları söyledikten sonra dışarıya çıktı. Bekleyenler de onu öldürdüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, irtihaline yakın bir sırada İslam ordusunun başına Zeyd bin Haris'in 19 yaşındaki oğlu Üsame'yi kumandan tayin etmişti. O sırada bir sefre çıkılacaktı. Resulullah, harbe iştirak etmek isteyenler, Medine dışında Üsame'nin çadırı etrafında toplansınlar diye emir buyurdu. Ordu Medine dışına karargah kurmuştu. Resulullah'ın hastalığının şiddetlendiği haberi geldi. Hazreti Usame, Resulullah bu kadar ağır hasta iken sefre çıkmak pek doğru olmaz, dedi ve 3 gün orduyu bekletti. 3 gün içinde de Efendimiz irtihali daribeka eyledi. Resulullah vefat edip yerine Hazreti Ebu Bekir halife olarak geçince, Usame'nin kumandanlığını yerinde bulmayan ve genç olduğunu ileri süren bazı ashab, ''Ya Ebu Bekir, Usame daha çok genç. Onu azledip yerine başka birini nasip etseniz daha iyi olmaz mı?'' diyerek azlini teklif etmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir çok hiddetlendi ve ''Resulullah'ın tayin ettiği bir kumandanın azlini benden nasıl istersiniz?'' dedi ve kafiyetle yapamayacağını bildirdi. Böylece ordu, Üsame'nin kumandasında yoluna devam ediyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu ata bindirdi. Kendisi ise yerde yürüyordu. Bir müddet gittikten sonra Üsame radıyallahu anh çok sıkılmıştı. ''Ya Ebu Bekir, ya siz binin, ben yürüyeyim yahut da benim de inmeme izin verin.'' dediği zaman Hazreti Ebu Bekir her ikisini de kabul etmedi. ''Siz bineceksiniz, bense yürüyeceğim. Allah için savaşa giden ordunun arkasında biraz yürüyeyim ki, onların ayak tozlarından ayağım şereflensin.'' buyurdu ve o ihtiyar haliyle ordunun arkasından uzun müddet yürüdü. İşin en enteresan tarafı, hani 19 yaşındaki Üsame radıyallahu anh'ın kumandan bulunduğu orduda Hazreti Ömer bir nefer olarak harbe iştirak ediyor ve bundan şikayet de etmiyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh
orduyu uğurlayıp kendisi ayrılacağı zaman Usame'nin yanına vardı ve "Ya Usame, görüyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Medine'de onun ayrılmasıyla bir boşluk hasıl oldu. İşler çok fazla. Askerlerinin içinde bulunan Ömer'in benimle gelmesine ve geri dönmesine müsaade eder misin?" dedi Hazreti Usame. "Memnuniyetle," diyerek Hazreti Ömer'in geri dönmesine müsaade etti. Ve ondan sonra Hazreti Ömer geri döndü. Ahim aleyhisselamı ateşe attıkları zaman bütün melekler, vahşi hayvanlar ve kuşlar ağlaştılar ve etrafında toplanıp İbrahim aleyhisselama bir yardım yapabilmenin çaresini aradılar. Bunların arasında zayıf bir bülbül yavrusu vardı. Kendini ateşe atacağı sırada Allahü Teala Cebrail aleyhisselama emredip buyurdu ki, "O kuşu tut ve ne dileği olduğunu sor." Cebrail aleyhisselam kuşu tutup istediğini sorunca kuş dedi ki, "Halilullah'ı ateşe atıyorlar. Madem ki kurtarmaya kadir değilim, bari onunla beraber yanayım." Cebrail aleyhisselam kuşun bu cevabını Allahü Teala'ya arz edince buyurdu ki, "O kuşun benden dilediği nedir?" Bülbül şöyle arz etti, "Benim dünyada Hak Teala'nın adını anmaktan başka arzum yoktur. 1001 ismi olduğunu işittim. 101'ini biliyorum. 900 ismi şerifini de bilmek isterim." Hak Teala kuşun dileğini yerine getirdi. Şimdi sahralarda feryat eden bülbül, Hak Teala'nın ismini söylemektedir. Nemrud'un ateşi, İbrahim aleyhisselama gülistan olunca, bülbül gelip gül ağacında nameye başladı. O zamandan kıyamete kadar gül ağacına muhabbet etti, aşık oldu. Eshab'tan Hanzala radiyallahu anh Medine sokaklarından birinde, bağıra bağıra ağlayarak süratle gidiyordu. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh rastladı. O, "Seni ağlatan nedir ya Hanzala?" diye sordu. Hanzala, "Ben münafık oldum ya Ebu Bekir. Ben ağlamayayım da kim ağlasın?" diye cevap verdi. Hanzala'nın bu sözünden bir şey anlamayan Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, "Sen nasıl münafık olursun? Hangi sebepten dolayı münafık oldun?" diye sordu. O, "Ya Ebu Bekir, ben Resulullah'ın sohbetinde başka, sohbetten çıktıktan, aile efradımın içine karıştıktan sonra başka türlü oluyorum. Sohbetteyken tamamen dünyadan ayrıldığım halde, evimdeyken aynı durum olmuyor. Bu münafıklık değil de nedir? İçeride başka, dışarıda başka," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Ya Hanzala, ben de aynı durumdayım. Yürü bunu Resulullah'a söyleyelim," dedi. Beraber Efendimizin huzuruna vardılar. Orada bazı eshab da vardı. Peygamberimizin huzuruna vardıklarında hala ağlıyorlardı. Peygamber aleyhisselam niçin ağladıklarını sordu. Onlar durumlarını anlatıp münafık olma korkusundan ağladıklarını söylediler. Bu hadise üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. "Siz benim huzurumda olduğunuz hal üzere daim olsanız, yolda yürürken melekler sizinle müsafaha yaparlardı. Onlarla açık açık konuşurdunuz. Bu hal devamlı olamaz ya Hanzala. Bazan böyle, bazan öyle." Buyurarak münafık olmadıklarını izah buyurdu. Hanzala ve diğer eshab da sevindiler. Peygamber, hem sultan olan ve bütün canlı varlıkların dilinden anlayan Süleyman aleyhisselama Allah tarafından bir melek gelip, "Ya Süleyman, bu su sana Allah tarafından gönderildi. Eğer bu hayat suyundan içersen, kıyamete kadar yaşayacaksın. İçmezsen ecelin geldiği zaman öleceksin. Hangisini tercih edersin?" dedi. Süleyman aleyhisselam cevap vermek için melekten biraz mühlet istedi. Melek Hazreti Süleyman'ın isteğini kabul edip gitti. Süleyman aleyhisselam bu meseleyi danışmak için bütün canlılardan heyetler toplayıp hepsinin fikrini sordu. Bütün canlı varlıklar hayat suyundan içmesini ve kıyamete kadar yaşamasını tavsiye ettiler. Onlar, "Eğer bu suyu içer de kıyamete kadar yaşarsan Allah için daha çok amel işlersin ve daha çok sevap kazanırsın," diyorlardı. Hazreti Süleyman, hayvanların içinden gelip gelmeyen var mı diye iyice bir kontrol ettiğinde hüdhüd kuşunun gelmediğini fark edip, "Onlardan da bir heyet gelsin," diye emir verdi